TRT Haber ekranlarından mutlu akşamlar. Sevgili seyirciler, bir özel yayınla, özel röportajla daha karşınızdayız. Bu akşam Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş TRT ekranlarında olacak. Efendim, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na TRT Haber hoş geldiniz. Hoş bulduk, efendim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ve tabii yalnız değiliz, bu akşam bizlerle birlikte gazeteci arkadaşlarımız da var. Hemen onları da sizlere arz edeyim. Sizler yakından tanıyorsunuz. Daily Sabah Ankara temsilcisi Sayın Nur Özkan Erbay. Nur, hoş geldin yayınımıza. Ve Kanal 7 Ankara temsilcisi Sayın Mehmet Acet bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi sıcağı sıcağına hemen yayınımızı verimli değerlendirmek adına öncelikle gündemi değerlendirelim. Nasıl bakıyorsunuz iç siyaset, iç politika? İsterseniz bununla başlayalım. Bir yandan seçim konuşuluyor ama bir yandan da partilerde de hazırlıklar var. Sizin partinizde neler oluyor efendim? Şimdi tabii biz yani seçimi bir kere her halükarda 2023'ün Haziran ayında vaktinde olacak. Erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin gündeminin meşgul edilmesini doğru bulmayız. Biz parti olarak da ama her zaman seçime hazır bir vaziyette çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yoğun bir şekilde haftanın her günü arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyor. İşte bakanlarımız, partimizin genel başkan yardımcıları, zaten Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız sürekli sahada farklı illeri dolaşarak hem teşkilatlarımızı hazır hale getiriyoruz, hem vatandaşımızın arasında isteklerini, taleplerini, beklentilerini, tenkitleri varsa tenkitlerini, bunları dinliyoruz ve toplumun farklı kesimlerine dokunmaya çalışarak 2023'ün hazırlıklarını, ardından hemen gelecek olan 2024'ün hazırlıklarına zaten çoktan başlamış vaziyetteyiz. Pandemi biraz etkiledi mi? Yani doğrudan teması, çünkü AK Parti çok böyle kalabalık mitinglere alışkındır. Yapıldı ama bunu sıklıkla yapar. Pandemi etkiledi mi? Tabii pandeminin ilk günleri, ilk döneminde hakikaten bu anlamda çok dikkat ederek faaliyetlerimizi sürdürmeye çalıştık. Ama hemen arkasından gelen kongre süreçleri, ilk ilçe kongrelerimiz, il kongrelerimiz, arkasından genel kongre ve ondan sonra özellikle her hafta sonu Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ya da iki ilde yapmış olduğu programlar, toplu açılışlar, yine bizlerin her hafta birkaç ilde yaptığımız bu çalışmalar tabii ki doğal olarak çok geniş kitlelerle temas imkanı oluyor. Tedbirleri elden bırakmadan maskeye, artık mesafe eskisi kadar belki mesafeye çok dikkat edilemiyor ama özellikle maske ve hijyen şartlarına dikkat ederek çalışmalar sürdürülmeye gayret ediliyor. Çünkü nihayetinde evet, hangi tedbiri alırsanız, hangi yüksek teknolojiyi kullanırsanız kullanın, sonuçta siyasetin malzemesi insan olduğu için, sadece siyasetçi bakımından söylemiyorum, siyasetçinin de irtibatta olacağı birebir halkımızdır. İşte ayağına gitmek, görüşlerini almak, onlarla birlikte Türkiye'nin gündemini değerlendirmek, tabii ki siyasette bize motivasyon veren unsurlar aynı zamanda bunlar. Bu sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Allah korusun, pandemi şartlarına da dikkat ederek bunları yapmaya çalışıyoruz. Peki var mı? Sırayla başlayalım bütün sözleri. Efendim, hafta sonu AK Parti'nin bir toplantısı oldu. Kızılcahamam'da bir kampı oldu. İl belediye meclis üyeleriyle. Özellikle İstanbul özelinde AK Parti'nin ve sizin de ifadelerinizle söylemek isterim. Bir vefa borcu olduğu İstanbulluya noktasında. Ki İstanbul'un Türkiye'nin genel seçimlerinde de ne kadar önemli, Türk siyasi hayatında ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. AK Parti için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Buradan hareketle önümüzdeki seçimler için, 2023 için İstanbul özelinde ve genelde ne gibi stratejik değişimler var AK Parti'nin izleyeceği yol haritasında? Şimdi bir kere yani hakikaten İstanbul sadece bizim için değil, bütün siyasi partiler için ve Türkiye'nin her döneminde en önemli illerimizin başında geliyor. İstanbul sadece kendisinden ibaret değil. Bir şekilde oradaki toplumsal yapının kompozisyonu dolayısıyla Türkiye'nin de bir özeti gibi. Her mahallesinde, her semtinde Türkiye'nin farklı yerlerinden insanların bulunması mümkün. Farklı toplumsal gruplardan insanların olduğu, farklı seviyelerden insanların olduğu bir mega kentimiz. Bir hatta dünya başkenti. Dolayısıyla İstanbul'daki çalışmalarımızı başından itibaren çok önemli, çok değerli buluyoruz. Ve bütün kademelerimiz, yani hem partimizin ana kademesi, hem kadın kolları, hem gençlik kolları, şu anda yapmaya çalıştığı arkadaşlarımızın 2023'ün son hazırlığını yapmak ve işte bu hafta sonu kadın kollarımız yine Kızılcahamam'da bir kamp içerisinde olacak. Mahalle başkanlarımıza, meclis üyelerimize kadar bütün teşkilatlarımızı seçime hazır hale getirmek. Ve bu anlamdaki eksiklerimiz, hata neyse
kusurlar neyse, noksanlar neyse bunları kısa sürede tamamlayarak yolumuza devam etmek durumundayız. 2-3 hafta evvel yaptığımız İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı büyük il danışma meclisi hakikaten büyük bir motivasyon sağladı. Orada tekrar çok güçlü bir şekilde teşkilatımızın var olduğunu gördük. Çok yüksek bir enerjisinin olduğunu gördük. Ve aynı şekilde büyük bir motivasyonla 2023'e ve 2024'de hazırlandığını gördük. Ve her yerde, her mahallede, her sokakta var olarak birebir insanlarımızla ilişkimizi kuvvetlendirmeye çalışarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hep şunu söylüyoruz konuşmalarımızda. Şimdiye kadar ki bu kadar yıl seçimlere girip, girdiği her seçimden başarıyla çıkmak, birinci parti olarak çıkmak, Cumhurbaşkanımız için konuşuyorsak her girdiği seçimden galip olarak çıkmış olmak hakikaten çok önemlidir. Bunun çok çeşitli nedenleri var. Sıralarsanız bunun herhalde birinci nedeni gönüllere girmeyi başarabilmektir. Yani diyoruz ya hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir. Yol yaparız, köprü yaparız, havaalanı yaparsınız, okul yaparsınız, hastane yaparsınız. Aklınız varsa, projeniz varsa, imkanları iyi kullanabiliyorsunuz, bunları yaparsınız. Ama bunlardan hepsinden daha zor olan insanların gönlüne girmeyi başarmaktır. Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin en büyük başarısı ise buradadır. Şimdi ben arkadaşlarımıza hep şunu söylüyorum. Şimdi 2023'ün kapısını açacak olan anahtarsa gönüllerine girmeyi başardığımız vatandaşlarımızın gönüllerinden düşmemeyi başarmaktır. Bu çok daha zor bir iştir. Çok daha büyük bir emek ister. Çok daha büyük fedakarca çalışmayı ister. Tevazuyla, gayretle, samimiyetle her anında, her zaman milletimizin yanında olmayı başarmaktan geçer. Dolayısıyla eğer biz ana strateji olarak bir şey söyleyecekseniz, gönüllerine girdiğimiz vatandaşımızın gönlünden düşmemeyi başarabilirsek, Allah'ın izniyle 2023'ü kolaylaştıracağımızı düşünüyorum. Bu bağlamda yine son dönemde AK Parti'nin hani değil yerindeyse güçten düştüğü, seçmen desteğini kaybetmeye başladığı, muhalefetin şansının arttığı yönünde içeride dışarıda bir takım haberler, yorumlar yapılıyor. Muhalefette de biraz son dönemde yine sanki iktidara gelme beklentisi daha bir artmış gibi bir sinyal veriyorlar. Yani baktığımız zaman işte Sayın Kılıçdaroğlu bir ara geliyor gelmekte olan diye her konuşmasında bu lafı kullanıyordu. Son bir iki haftadır kullanmamaya başladı gerçi ama hani şunun için siz yani AK Parti genel başkan vekili sıfatıyla sokağın nabzını hep iyi tutmuştur AK Parti bugüne kadar. Sokağın nabzı nasıl? Sizin açınızdan alarm verici bir durum söz konusu mu? Gerçekten bir güç kaybı var mı? Varsa bunu telafi etmeye dönük ne gibi bir çalışma içindesiniz? Bir kere şunu söylemek lazım. Yani Türkiye'deki şu anda yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında AK Parti birinci partidir. Evet, zor bir dönemden geçiyor muyuz? Geçiyoruz. Bunun işte dünyada pandemiyle birlikte başlayan hemen hemen bütün ülkelerde, gelişmiş ülkelerde başta olmak üzere, bütün ülkelerde ekonomik anlamda da, toplumsal anlamda da ciddi sıkıntıların olduğu bir dönemden geçtik. Türkiye de bundan bir şekilde etkilendi. Geçen süreç içerisinde özellikle Aralık ayında yaşadığımız dövizdeki aşırı dalgalanmalar ve bunun ortaya çıkarmış olduğu, hayat pahalılığının vermiş olduğu bir takım vatandaşımızın üzerindeki olumsuz etkileri biliyoruz. Ama sonuç itibariyle de burada bu etkilerin ortadan kaldırılması için samimiyetle, gayretle bir mücadele verildiğini vatandaşımız da görüyor. Ve bu anlamda dövizin tekrar aşağıya doğru gelmeye başlamış olması, Türkiye'de asgari ücrette vatandaşlarımıza çok güçlü bir desteğin verilmesi, devlet memurlarının maaşlarının artırılması ve aynı zamanda Temmuz ayında yeniden güncelleneceğinin daha dün, evvelsi gün Cumhurbaşkanımız tarafından bir kez daha ifade edilmesi. Yani şu, muhalefet şöyle bir propaganda yapmaya çalışıyor ama şu anda yaşanan eksiklikler, olumsuzluklar neyse bunların hepsinin farkındayız. Muhalefetten daha çok farkındayız ve bunun giderilebilmesi için bütün imkanları seferber ederek vatandaşımızın özellikle hayat pahalılığı karşısında alım gücünün azalmaması için ne yapılması gerekirse bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama bunun ötesinde de Türkiye'nin üretim kabiliyetini azaltmaması, ta pandeminin başından itibaren yani tezgahın dağıttırılmaması, fabrikalarımızın, atölyelerimizin çalışması. Bu ifadeyi hep kullanıyorsunuz. Ben bunu hep başından beri kullanıyorum. Çünkü ilk sefer dünya bir ekonomik krizle karşılaşmıyor. Bütün dünyadaki ekonomik krizlere baktığımız zaman ne ders çıkarttık derseniz, çıkarttığımız en temel derslerden birisi şudur. Eğer tezgah dağılırsa bir daha toparlamak zor.
Yani üretimin, fabrikaların, işte atölyelerin, istihdamın ortadan kaybolduğu bir durum söz konusu olursa gerçekten ülkeler orada zorlanır. Çok şükür Türkiye için rahatlıkla söyleyeceğimiz şey şudur. 2021'de dünya ekonomileri arasında en pozitif gelişmeyi sağlayan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Yani büyümesi %7'nin üstünde bir büyümeyi sağlamış olması, 225 milyar dolarlık bir ihracatı temin etmiş olması, tekrar istihdam rakamlarının pandemi öncesindeki döneme dönmüş olması. Büyüme 24 rakamları milyon. Çift taneye ulaşıyor. Tabii çift taneye bulan rakam. Evet. Son dönemdeki şeyi söylüyorum. Şimdi bu Türkiye için önemli bir şey. Cari açığın işte son açıklanan cari açık 14,5 milyar dolar seviyelerinde. Orada bütçe dengesinin fevkalade olumlu olması. Böyle baktığınız zaman Türkiye üreten, istihdam eden, ihracatını yapan bir ülke. Evet, buna mukabil dövizdeki aşırı dalgalanmalar dolayısıyla ortaya çıkan bir takım hayat pahalılıkları var. Ayrıca küresel malların emtia fiyatlarındaki artışlar dolayısıyla bir takım hayat pahalılığını etkileyen üretim maliyetlerinin artışları var. Dolayısıyla bütün bunlara baktığınız zaman sonuçta Türkiye 2021'i olumlu olarak ayrışmış bir ülke olarak geçirdi. Ve hangi adımların atılması, ne zaman atılması gerektiğini biliyoruz. Bu anlamda da hiçbir şekilde bir böyle panik havası içerisinde olmadan, meselenin ciddiyetinin farkında olarak, bütün boyutlarıyla nereden nereye gittiğimizin farkında olarak bu süreçleri yönetmeye, yönlendirmeye hükümetimiz gayret ediyor. Ve bu anlamda da halkımızın birebir taleplerini siyasete taşımaya gayret ediyor. Ekonomiyi aslında evet, bir sonraki bölüme bıraktık siz. Ekonomiyle yakından ilgisiz. Şunu sorabilir miyim müsaadenizle? Karşınızdaki rakibinin kim olacağı belli değil. Bu sizi ne kadar ilgilendiriyor? Kim olsun istersiniz? Yani Cumhur İttifakı'nın adayı belli 2023'te. Bu çok ilgilendiriyor mu Cumhur İttifakı'nı veya sizi buna göre strateji yapıyor musunuz? Hayır, bir kere karşı taraftaki adayın kim olacağını söylemek bize düşmez. Ama şunu da söyleyeyim, sanki karşı tarafta tek aday olacakmış gibi de düşünmemek lazım. Nihayetinde bir denge söz konusudur. Orada nasıl bir denklem oluşacağını çok bilinmeyen bir denklem orası. Nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını bugünden kestirmek oldukça zor. Bizim rahatlığımız AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi hangi konularda ittifak yaptığımızı, hangi temel meselelerde bir arada olduğumuzu, bu ittifakın temel dinamiklerin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz ve bugüne kadar da bu sorunsuz bir şekilde geldi. İşte Türkiye'nin milli meselelerinde, teröre karşı mücadelede, Türkiye'nin emperyalizme karşı verdiği sınavlarda, bütün bunlarda ortak bir noktada durmaya gayret ediyoruz ve adayımız da belli. Adayımızın belli olması sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 adaylığı meselesi değil. Aynı zamanda Tayyip Erdoğan 20 senedir Türkiye siyasetinde etkili olan, bir anlamda artık dünya markası olmuş olan bir siyasi figür. Vatandaşlarımız bakımından da ne yaptığı, ne yapabileceği, ilerideki muhtemel yönetme tarzının ve atacağı adımların ne olabileceği konusunda vatandaşımızın bildiği bir siyasi aktör. Ve güvendiği bir siyasi aktör. Şimdi bu bizim rahat olduğumuz taraf burası. Karşı tarafın ise şimdiye kadar bir tek ortak noktası var. O da Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığı. Şimdi son zamanlarda ikinci bir konu geldi. O da erken seçim meselesi. Ama o erken seçim hepsi birden söylemeye başladılar. Hadi bakalım hangi konularda ne projeniz var? Bizim en büyük eksikliğimiz, zaman zaman bunu dile getiriyoruz. Yani AK Parti'nin en temel problemi karşısındaki rakiplerin projelerinin olmaması ve hadi yarın iktidara geldiğiniz zaman Türkiye'yi nasıl yöneteceksiniz? Temel meseleleriniz nedir? Bunları anlatın dediğimiz zaman. Örneğin parlamenter sisteme geçiş diyorsunuz. Buradaki sizin sistemle ilgili bakış açılarınız, diyelim ki CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, ittifakın temel unsurları olarak söylüyorum. Bunların nasıl bakış açıları nelerdir? Türkiye'nin terörle mücadelesinde hangi ortak programları vardır? Türkiye'nin diyelim ki işte ekonomi programında neler ortaya koyacaklar ve nasıl bir ekonomik kalkınma stratejisi izleyecekler? Eğitimdir, sağlıktır vesaire. Bütün bunların hiçbirisini konuşmuyoruz dikkat ederseniz. Muhalefetten bugüne kadar da bunlarla ilgili en ufak bir proje duyulmuş değildir. Sadece duyulan şey işte Tayyip Erdoğan, önce Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin diyorlardı. Sonra bir adım, demokratik bir adım attılar. Tayyip Erdoğan gitsin ama demokratik yollarla gitsin demeye başladılar. Bu da bir kazanımdır. Şimdi
Buna bir başka bir adım da attılar, erken seçim meselesi. Şimdi seçim deyince, seçim yeni sistemin içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir şey. Cumhurbaşkanı seçimi olacak, tabii ki meclis seçimi de olacak, milletvekili seçimi de olacak. O zaman adayınız kimdir dediğimiz zaman hep şu cevabı verdiler. Siz bir sandığı getirin, yarın adayı söyleriz. Bir de seçim kanunu meselesi var zaten. Tabii. Orada da ama normal değil mi yani yıpranmaması için mesela taktiksel... Ama o zaman bu taktik olarak... Sonuna kadar bekler. Ama vatandaş da görmek istemez mi? Son düzlük... Tamam, Tayyip Erdoğan'ı demokratik olarak yeneceksiniz de kim adayınız? Vatandaş bunu beklemez mi? Öyle olunca da ortaya işte bir takım ittifak içerisindeki oyunlar ya da ittifak içindeki dengeler diyelim. Daha... hafif bir tabiriyle bir kere en temel mesele bu ittifakın içerisinde HDP olacak mı olmayacak mı? Geçen seçimlerde, yerel seçimlerde açıkçı oldular ve bazen sabırları taşarak ya biz size oy verdik onun için İstanbul'u Ankara'yı almadınız mı? Hatta daha da ileriye giderek bizim sayemizde mecliste oturmuyor musunuz gibi tabiri caizse üstten bir uslukla yeter sabrımızı sınamayın demeye getirdiler. İşbirlikleri açık, ittifakları gizli bir şekilde HDP ile bugüne kadar geldiler. Şimdi bir de aday nereden çıkacak? Öyle Meral Hanım çok akıllı bir şekilde ben başbakan adayıyım diyerek bu denklemin içerisinde bir baş ağrıtan unsur olmayacağını ifade ederek kenara çekildi. Ama hemen özellikle son birkaç haftada görüyoruz ki CHP'nin içerisinden bir aday olacaksa bu aday kimdir? İki, Büyükşehir Belediye Başkanı mıdır? İşte CHP'nin Sayın Genel Başkanı mıdır? Bu arada... Bunlar üzerinden bir takım polemikler yürüyor. Dolayısıyla kimin aday olacağını biz bilmeyiz. Karışmayız da kim aday olursa olsun. Ama sonuçta vatandaşımız siyasi bir yarış, siyasi bir rekabet görecekse iki şey görecek. Projeleriniz nedir? Kimle ya da kimlerle yürüyeceksiniz? Hakkı değil midir vatandaşın bunu görmek? Ve mesela HDP'den bu noktada biraz önce ifade ettiğiniz gibi bir önceki seçimlerde çok açık bir ittifakla seçimlere gidildi. Hem yerel seçimlerde hem genel seçimlerde. Şimdi bu seçimlerde sizce Millet İttifakı'nın HDP'siz bir formülde yürüme şansı var mı? Ya da HDP'den bir aday söz konusu olduğunda bunu açıklama gibi bir yöntem izleyebilirler mi? Böyle bir lüksleri var mı? Türkiye siyaseti için soruyorum. Yani Türkiye tabii siyaseti. Üçüncü bir adaydan bahsediliyor zaman zaman. Bunun egzersizlerinin yapıldığını tahmin ediyoruz. Üçüncü bir ittifaktan da bahsediliyor. Dolayısıyla bütün bunlar bizim etki edeceğimiz alanlar değil. Biz siyasette dürüst, açık, temiz bir rekabeti isteriz. Bunun da dediğim gibi iki tane yolu var. Bir, kim ya da kimler? Kimlerle bu yarışa giriyorsunuz? İkincisi, programınız nedir? Bizim ne yaptığımız, ne yapmak istediğimiz, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma ideali dediğimiz şeyin ne olduğu milletimiz tarafından biliniyor. Bunu anlatmaya da gayret ediyoruz. Ekonomide, siyasette, milli savunmada, demokraside, terörle mücadelede, emperyalizme karşı verdiğimiz mücadelede, bölgesel oyunları bozmakta vesaire. Bütün bunlarda bizim bir istikametimiz var. Ve bu istikamette projelerimizi uygulayarak ve bunların da tek tek hepsinin yeri geldiği zaman açılışları yapılarak devam ediyor. Dolayısıyla bizim böyle bir rahatlığımız var. Böyle bir açık, şeffaf milletimiz tarafından izlenebilir durumumuz var. Karşı tarafın ya da karşı tarafta yer alan grupların, partilerin, partiler içerisindeki gruplar lafını da bilerek söylüyorum. Bunların nasıl hareket edeceğini açıkçası biz de izliyoruz. Hedefiniz ne? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi çıtayı biraz hep yukarıya koyuyor. Mesela başbakanlık sistemi olsaydı %40'la bir parti çok rahat iktidar olabilirdi. Şimdi %50+1 alacaksınız. Yani 2023 seçiminde AK Parti'nin hedefi ne? Türkiye'de kaç oy almak? Her kapıyı çalacak mı? Ne düşünüyor AK Parti? Tabii ki yani şimdi yeni sistemin cumhurbaşkanlığını kazanmak için, yani hükümeti kazanmak için, eski sistemdeki hükümet artık cumhurbaşkanı seçimi, hükümeti kazanabilmek, yürütmenin sizin elinizde olabilmesi için sizin 50+1 almanız lazım. Ve iki seferde bu 50+1 almış olarak yolumuza devam ediyoruz. Ve inşallah 2023'te de hiçbir problem olmadan Sayın Cumhurbaşkanımız 50+1'in çok üstünde bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı, vatandaşımızın oylarıyla, demokratik kurallar içerisinde, milletimizin tercihleriyle seçilecektir. Buna inanıyor ve bu istikamette yürüyoruz. Ama bunu yaparken de aynı zamanda aynı gün ikinci bir sandık daha gelecek. O da milletvekili sandığıdır. Milletvekili sandığında da AK Parti'nin en yüksek oyla parlamentoda temsil edilmesini sağlamak
ve böylece Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı olduğunda da elinin parlamentoda da rahat olabilmesi ve bu anlamda yürütmeyle yasamanın arasındaki irtibatın daha da kuvvetli halde devam edebilmesi için tabii ki ikinci sandıkta da çok kuvvetli bir sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Adaylarımız belirlenip milletvekili adaylarımız da seçim satımı haline geldiğinde tabii ki sahaya yayılacaklar ve toplumun en ücra köşesine kadar bugünden itibaren zaten gidiyoruz. Türkiye'nin her mezrasında, her köyünde, her mahallesinde, her sitesinde, her kenar mahallesinde olan bütün toplumsal kesimleri kuşatabilen, bütün etnik, mezhebi aidiyetlerin hepsini aşmış bir şekilde Türkiye'nin partisi olarak siyaset yapıyoruz. Ve tabii ki vatandaşımız da bu siyaset yapma tarzında bir cevap verecektir. Olumlu bir karşılık bulacağız diye ümit ediyoruz. Ben şöyle size şöyle bir soru sormak istiyorum. Doğrusu çok da merak ediyorum bu konuda vereceğiniz cevabı. Şimdi bu anketler yapılıyor tabii, kamuoyu araştırmaları. Orada sadece hangi partiye oy vereceksiniz sorusu sorulmuyor. Mesela son dönemde bazı anketlerde bir iktidar değişikliği olursa bir devri sabık olur mu? İşte kazanımlar özellikle son dönemde bu, yani AK Parti döneminde pek çok yasakların kaldırıldığını biliyoruz. Bunun tersine bakınca da kazanımlar ifadesini o bağlamda kullanıyorum. Bu kazanımlar kaybedilebilir mi bir iktidar değişikliğinde? Bu sorular da ve çok mesela bir ankette ben çok yüksek oranda özellikle yani AK Parti ve MHP seçmeni burada yüksek oranda endişe beyan ediyor bir iktidar değişikliği. Yani muhalefette yani bakıyoruz işte yani çeşitli liderlere bakıyoruz. Böyle bir şey olmayacak, devri sabık olmayacak diye. Ama bazen de böyle işte o kuşkuları besleyen gelişmeler. Geçenlerde mesela işte Özgür Özel, CHP Grup Başkan Vekili, içinde orta çağ zihniyeti gibi kavramların da geçtiği bir takım açıklamalar yaptı. Ki o da yani bir kazanım ya da geçmişe dönük bir yasak bağlamında söylenmiş sözlerdi. Sizin bu konuda hani çok böyle yıllara sari bir siyaset deneyiminiz var. Değerlendirmeniz ne olur? Gözleminiz ne olur? Bu endişeler geçerli endişeler midir? Muhalefetin yaklaşımını siz ikna edici buluyor musunuz? Şimdi bir kere Sayın Kılıçdaroğlu helalleşme söylemini ortaya çıkardığında, ben kendi adıma söyleyeyim ve birçok arkadaşımızla da konuştuğumuz zaman, eğer bu seçim manevrası değilse, bir taktik değilse gerçekten önemlidir. Ve özellikle Türkiye'de inanç ve fikir özgürlükleri bakımından Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmiş müktesebatını da bildiğimiz için böyle bir şeyin CHP'nin genel başkanı tarafından söylenmiş olması kıymetlidir. Ama bunun bir seçim taktiği olmaktan uzak olduğunun millete ispat edilmesi lazım. Tamam, ben helalleşmek istiyorum dediğiniz zaman önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin özür dilemesi gereken çok sayıda geçmişteki icraatları olduğunu biliyoruz. Bu, yani CHP'ye laf söylemek için bunu söylemiyorum. Helalleşme sözünü havada bırakmamak için söylüyorum. Hadi tek parti dönemini açmıyoruz. İşte ezanın Türkçe okutulması, bir takım eğitim yasaklarının olması, insanların hepimizin dedelerimizden, babalarımızdan, annelerimizden, büyüklerimizden duyduğumuz o tek parti dönemini açmıyoruz diyelim. Ama bu çok partili siyasi hayatımızda yaşadığımız bütün sıkıntıların hepsinde maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihin dünyasının hep milletin tersine gittiğini, yani millet bir istikamette giderken CHP'nin tersi istikamette gittiğini biliyoruz. 1960 darbesinden sonra darbecilere alkış tutan CHP zihniyetinden dolayı Kemal Kılıçdaroğlu özür dileyecek midir? Çok açık bir soru. Hadi 12 Eylül bütün partilere karşı yapılmış olan bir darbeydi. Ama 28 Şubat'ta halkın helal oylarıyla seçilmiş olan iktidar, Sayın Başbakan, rahmetli Erbakan oradan alaşağı edildiğinde, memleketin gencecik evlatları üniversitelerin kapısından, liselerin kapısından başörtülü oldukları için atıldığında, bir sürü insan devlet memuriyetlerinden atıldığında ona alkış tutan CHP'liler dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu özür dileyecek midir? Çok somut söyleyeyim. İstanbul Üniversitesi'nin ikna odalarının banisi olan CHP'li hanımefendi, eski bir zamanlarda çok alışallı milletvekili olan hanımefendinin yaptığı zulümler dolayısıyla CHP özür dileyecek midir? Daha yeni, hadi çok eskiye yine gitmeyelim, daha geçenlerde eski bir CHP'li bakanın, ben başörtülü bir savcının ya da hakimin olduğu mahkemede yargılanmak istemem. Çünkü bana karşı adil davranmazlar sözünden dolayı, bir açık bir ayrımcılıktan dolayı özür dileyecek midir?
Tam zaman zaman bunları Sayın Kılıçdaroğlu söylediğinde ya demek ki bir arayış içerisindeler diye inanası geliyor insanın. Tam inanacağımız bir zamanda işte birisi kalkıyor bir şey söylüyor. En son bir grup başkan vekilinin kalkıp 4-6 yaş arasındaki çocuklarımızın eğitimi için ortaçağ zihniyeti demesi, bununla yetinmeyip işte fizikten ne anlarlar, matematikten ne anlarlar, bunlar tam bir karanlıktır demesi tam bir zır cahilliktir. Karanlığın tam daniskasıdır. İlimden, efendim medeniyet tarihinden hiç bilmeyen, hiç onları görmeyen bir zihnin ortaya koyduğu bir şeydir. Bırakın insanların değerleriyle, bu milletin inançlarıyla kavgalı olmayı. Ya şöyle bir başını kaldır bak. Ta doğuda, doğudan o meşhur Fergana Vadisi'nin, o Maverani Nehir medeniyetinin büyük bilim adamlarını gör. Ulu Bey'i gör. Oradaki büyük insanları gör. O insanların ortaya koyduğu ve dünyaya ışık tutan Kur'an'ın gölgesinde gerçekleşmiş olan büyük medeniyet çıkışını gör. Endülüs Emevilere bak. Oradaki büyük çıkışı gör. İbni Batuta'yı gör, İbni Haldun'u gör, İbni Rüşd'ü gör. Hadi bu bunlar çok uzakta gör. İbni Sina'ları, onları göremiyorum dersen ya şöyle bir başını kaldır da Türkiye'ye bak. Türkiye'deki İstanbul'da başını kaldır, Mimar Sinan'ı gör. Türkiye'nin o büyük medreselerinde yetişmiş olan büyük ilim adamlarını gör. Hacı Bektaş-ı Veli'yi gör, Hacı Bayramı Veli'yi gör, Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı gör. Bunların hiçbirisinden bir haber, bir zihniyetmiş gibi ortaya çıkıyorsun ve milletin değerleriyle Kur'an meselesiyle %95'i, %99'u Müslüman olan bir milletin ortak kutsal kitabı olan Kur'an'ı ortaçağ karanlığıyla eşdeğer tutuyorsun. Kaldı ki öyle bir cehalet arz ediyorsun ki Kur'an yani İslam çağlarla tarif edilemeyen bir inanç sistemidir. Çağlar üstü bir inanç sistemidir. Ve İslam tarihinin, İslam medeniyetinin orta çağı yoktur. Orta çağ tabiri Batı medeniyetine mahsus bir tabirdir. Bütün bunları gördüğünüz, duyduğun zaman da diyorsun ki ya biz herhalde CHP iyi bir şey yapacak zannediyoruz. Ama CHP eski tas eski hamam. Kodları değişmiyor. Dolayısıyla o endişeleri haklı mı buluyorsunuz? Yani tabii ki insanlar, ben sıradan bunu söylerken AK Parti'nin bir yöneticisi olarak söylemiyorum. Sıradan bir vatandaş olarak söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın bir tabanındaki bir vatandaş hayır, olarak söylüyorsunuz. Hayır, hatta CHP'li vatandaşlarımız olarak da böyle görüyor insanlar. Tam bunu söylüyorsun. Diyorsun yine herhalde bu da dizi sürmesi. Ya kalkarsın bundan özür dilersin. Daha mürekkebi kurumamış bir laf bu. Kalk de ki bu adam yanlış söylüyor. Bu CHP'yi temsil etmiyor. Hata yapıyor. Kur'an ve ortaçağ karanlığıyla asla yan yana getirilemez dese özür dileme meselesini ya da helalleşme meselesinin samimi olduğuna millet inanacak. Tam bu sözler unutuluyor. Ve biz bunları konuşmaktan da çok haz ettiğimiz için konuşmuyoruz. Bizim de canımız sıkılıyor bunları konuşurken. Tam bunlar şey yapıyor. Bir başka sözcüsü kalkıyor. Olacak şey değil. Yani affedersiniz. Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret edecek. Hakaret bir tarafa. Türkiye'de 84 milyon yurttaşımızın inanç sistemi olan Müslümanlığı karşısına alıyor. Sen diyor FETÖ'cünün Allah'ısın diyor. Haşa. Böyle bir laf söylenebilir mi? Böyle bir şey söylenebilir mi? Ya Allah Cenab-ı Zülcelal'in ismi hassıdır. Onun özel ismidir. Hiçbir velem yekun lehu kufuven ehad. İhlas suresinin son ayet. Türkiye'de 84 milyonun bildiği bir ayet. O hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzetilemez. Bir zat-ı kibriyadır. Allah inancının temeli budur. Yani burada anlamında söyle. O zaman şunu böleceğim ama mesela diğer dinler için de söylense siz aynı hiç şekilde karşı karşısınız. Hiç şu birisi kalksa, birisi kalksa Hazreti İsa Efendimiz'e, Hazreti Meryem Anamıza ya da Hristiyanlığın kutsallarına, Hristiyanların kutsal figürlerine saldırsa ona da biz aynı şeyi söyleriz. Şimdi bu şu manaya geliyor. Eğer bu kadar temel meselelerde bile Müslümanlığın temel ilkeleriyle çelişen sözler söyleyebiliyorsa bu arkadaşlarımız, ben açık bir geçen bir konuşmamda söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu lütfen bu adamlarınıza fren yaptırın. Kontrol edemiyorsanız fren yaptırın ki millet sizin helalleşme meselenizde ciddi olduğunuzu anlasın. Yoksa siz başka bir şey söylüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geleneksel kafa yapısı başka bir şey söylüyor.
Ama efendim tam da bu konuda özellikle... Tabii ki millet de endişe duyuyor ondan sonra. HDP ile ilgili son dönemde işte çıkan HDP'li vekilin PKK ile olan bağlantıları ki bugün Yeni Şafak'ın haberinde de yani sadece bir değil 18 tane HDP milletvekilinin terör örgütünde birebir birinci dereceden akrabaları var. Biraz önceki tespitinizden hareketle genel başkanların, muhalefetin, İYİ Parti'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarının bu gibi konularda biraz geri planda kaldıkları ancak genel başkan yardımcıları ya da sözcüleri üzerinden çok daha biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani dinin temelleri, dinin direkleri, esasları konusunda neredeyse tüm hani terminolojiyi, tüm doktrinleri neredeyse bilmedikleri anlaşılan bir duruma getiriyor. Bu bir taktik midir acaba? Yani her iki partinin genel başkanlarının bu gibi çok gri alanlarda ya da çok kritik alanlarda ön plana çıkmayıp arkadan biraz sözcülerinin bu kadar proaktif ya da çok reaksiyonel olmaları. Yani niçin böyle davrandıklarını bilmiyorum ama vahim bir durumdur. Ve gerçekten helalleşme meselesinde bir samimiyet söz konusuysa, bu bir taktik değilse ki, öyle anlaşılıyor ki eğer bunlara önlemiyorlarsa bir taktik olduğu anlaşılıyor. O zaman da CHP'nin o klasik fikir yapısı ortaya çıkıyor ve milletimiz de bundan ürküyor. Zaten 60 senedir Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara getirmemiş olmasının milletimizin zihnindeki temel karşılığı budur. Yani ama diğer tabii ki buralarda ya bu tür konuların yani hepimiz gönlümüz azade bunlar hepimizin ortak konuları. Din hiçbir partinin inhisarında değildir. Efendim ama kusura bakmasınlar. Din karşıtlığı da hiçbir partinin inhisarında olmamalı. Böyle bir şey hiç olmamalı. Bir AK Parti ile ilgili yani bu konuştuğumuz bağlama oturtmak açısından yani geçmişte pek çok mağduriyetleri yaşamış bir kitleyi tabanında barındıran ama yani iktidarı kontrol ettikten sonra başkalarına dönük yasakçı bir mantaliteyle yaklaşan bir partiye dönüştü AK Parti gibi böyle bir şablon da var. Buna ne dersiniz? Yani bu de yani özgürlüklerden işte yasaklardan uzaklaştırmış bir parti olarak AK Parti gelinen nokta itibariyle o perspektifi kaybetti gibi bir eleştiri de var. Buna ne dersiniz? Ya hayır, AK Parti'yi bugün de ayakta tutan, bugün de Türkiye'nin en önemli ana akım siyasi hareketi haline getiren, sadece parti demiyorum, siyasi hareketi haline getiren dört temel özelliği var. Bunlardan birisi reformcu ve özgürlükçü olmasıdır. Demokrat olmasıdır, kapsayıcı olmasıdır. Türkiye'de bütün kesimlerin içinde yer alabileceği bir siyasi parti olmasıdır. Bu özellikleriyle Türkiye'de çok geçmiş dönemlerde hem ekonomide hem siyasette hem hukukta çok büyük işler yapıldığı gibi ya 20 yıl sonra bile AK Parti bugün rahatlıkla koruyoruz diyorsunuz bu perspektifi. Tabii ki reform yani iradesinden bahsediyor, işte insan hakları eylem planından bahsediyor, siyasi partiler arası seçim yasasında bazı değişiklikler, daha demokratik adımlar atılmasından bahsediyor, hukukun üstünlüğü prensibiyle ilgili ilave hangi adımlar atılacaksa bunları öngörüyor, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyor ve aynı zamanda da bizim en temel meselemizin mücadelemizi edeceğiz, şey yapacağız ama bunun temel unsuru Türkiye'de biz bütün ekonomik siyasi gelişmeleri demokratik çerçeve içerisinde ele alan bir siyasi partiyiz. Zaten Türkiye'de demokrasi olmazsa, demokrasi bütün kurum ve kurallarıyla işlemezse bizim AK Parti olarak da temel iddiamız gerçekten ciddi şekilde zedelenmiş. Şablon var yani kendi için istediğini başkası da içinde istemek. Demokratik teamüller içerisinde başkasının fikirlerine saygılı olarak ve başkasını tehlikeye atacak bir takım eylemlerin içinde olmaksızın herkes her türlü fikri söylemekle serbest. Nur zikretti, biraz o konuyu açmak istiyorum. Şimdi bizim göz bebeğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani bugün sizler oradasınız. Yarın bizi izleyen, belki evinde oturan çocuklar milletin vekili olacaklar. Oranın saygınlığı çok önemli. Millet iradesinin adeta ete kemiğe büründüğü, adeta değil öyle nokta. Ama şimdi bir milletvekilinin işte ortaya çıkan fotoğrafları bizi çok üzdü. Tabii milletin iradesine yönelik de bir yaraladı o noktayı. Nasıl bakıyorsunuz HDP'li bir milletvekilinin işte bir teröriste çıkan fotoğrafına? Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama vardı. Yine AK Parti'ye yönelik bir suçlama bununla ilgili. Ne dersiniz? Şimdi bakın bazı konular böyle konuşulup üzerinde istismar yapılacak alanlar değildir. Demin bir şey söyledik. Dünyanın hiçbir yerinde silahla, bombayla, terörle, anarşiyle demokrasi yan yana durmaz. Ben demokratım ama silahla bunu yapacağım. Olmaz. Bomba patlatacağım, adam öldüreceğim, adam kaçıracağım, dağda mücadele vereceğim ama ben demokratım. Olmaz.
dünyanın hiçbir ülkesinde olmaz. Dolayısıyla demokrasiyle silahı, terörü, terör örgütlerini yan yana getirmek aslında demokrasi yapılacak en büyük düşmanlıktır. Çok net söylüyorum. Burada tevhile, hiçbir tevhile gerek yok. Hiçbir tevhilin içine girip kendilerini zora sokmasınlar. Sadece o hanımefendi için değil. Yani terörle bu anlamda gerçekten içli dışlı olan, yani silahın gölgesinde resim çektiren ve irtibatları belli olanların gerçekten demokrasiye büyük zarar verdiklerini, oy aldıkları kitlelerin de hakkını, hukukunu korumak yerine onların da aleyhine bir siyasi anafor oluşturduklarını görmeleri lazım. Ve bunu Sayın Kılıçdaroğlu ya da bir başka birisi sakın ha bir şekilde bunu üstünü örtmeye kalkmasın. Bu açıktır. Tarife bile ihtiyaç yoktur. Şu söylediğim sözler bile zahittir eskilerin tabiriyle. Terörle, silahla, bombayla demokrasi yan yana gelmez. Gelir diyen yalan söylüyor. Gelir diyen demokrasiye en büyük ihanet yapıyor. Var mı bu konuda ekleyeceğiniz? Şöyle ben şunu sormak istiyorum. Tabii bu konuda çok içtihatlar, Avrupa'daki Venedik kriterleri falan hepsi çok net. Yani terör ve demokrasi. Atosuna karar verir. Tabii yani o anlamda gerçekten enteresan bir şey. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ya bu konu sorulduğunda bugün dedi ki bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye. İmralı ile açılım döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafı muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede neler oluyordu diye suçu size atıyor. Yani sen Erdoğan'a atıyor. Bu toplantısında Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener de hiçbir şekilde bu konuya girmediler bu hafta. Yani evet, o da enteresandı tabii. Evet. Ama burada hani suçu size atması yani AK Parti o çözüm süreci dönemlerine ait olarak o dönemlerde işte daha giden milletvekilleri olmuştu tabii. Onda ama hiçbiri kayıtsız değil. Şimdi evet. Bu resmi hiçbir ve şey... 2017'ymiş. Çok özür dilerim. Çıkan haberlerde o dağa çıkması çözüm süreci dönemi değil 2017'de olduğu yönde haberler vardı. Ben hani şimdi doğru bu resmin ne zaman ben de bilmiyorum. Ne zaman çekildi? 2017 diye haberlerde çıktı. Ne zaman çekildiğinin hiçbir önemi yoktur. Eli silahlı bir teröristle resim çektiren birisinin varlığı izah edilemez. Demokratik kurallar içerisinde sokulamaz. Ama madem böyle bir şey söylüyorlar, o zaman şöyle o dönemde ne oldu, 2017'den sonra ne olduğu da şöyle bir hatırlatmak isterim. Terörün niçin bu kadar çok bölgemizde yoğunlaştığını görmeden, yani PYD'nin, YPG'nin, DAEŞ'in, diğer terör örgütlerinin bir takım uluslararası güçler tarafından, hatta müttefikimiz olduğunu bildiğimiz, zannettiğimiz bir ülkenin resmi dairelerinde bile onların sözde teröristlerin elebaşlarının nasıl ağırlandığını, onlara nasıl silah, lojistik, istihbarat, askeri destekler verildiğini bilmeden konuşmamak lazım. Herhalde bunların hepsini Sayın Kılıçdaroğlu da biliyordur. Gerçi bir zamanlar PYD, YPG Türkiye karşı değildir, Türkiye'ye saldırır mı diye demeçler de vermişti. Şimdi bölgemizde özellikle Amerika'nın Irak'ı işgaliyle birlikte başlayan senaryonun şöyle çok kısaca bir hatırlatmasını yapmak isterim. Bölge ülkelerindeki gelişmenin birkaç maddelik özeti vardır. Onlardan birisi terör örgütleri vasıtasıyla bu bölgede nüfusun, demografinin yeniden dizayn edilmesi ve ülkelerin birliklerinin, bütünlüklerinin bozularak ülkelerin iç çatışmalarının içerisine sokulması. Fiilen yaşadık. Son 10 yılın özetini söylüyorum. Biz bunu 10 yıl evvel söylüyorduk, 15 yıl evvel söylüyorduk ama fiilen yaşadık. Suriye paramparça hale getirildi. Bırak. Irak paramparça hale getirildi. İki temel aks üzerinden kaşıdılar. Birisi etnik ayrımcılık, bir diğeri mezhep ayrımcılığı. Ve bu anlamda da Türkiye ta zaten biliyorsunuz Eruh baskını 1984'ten bu yana maalesef özellikle etnik ayrımcılık üzerinden Türkiye'nin de parçalanmak istediğini herhalde hepimiz biliyoruz. O anlamda çözüm süreci Türk gelmekte olan bu beladan Türkiye'nin kurtarılması anlamında atılmış bir adımdı. Kim bozdu? Bir tarafında PKK bozdu. Arkasındaki batılı dostlarıyla bozdular. Diğer tarafında da içeriden de o zamanki FETÖ'cü hainler vasıtasıyla bu bozulmuş oldu. Amaç neydi? Türkiye'nin de bu türbülansın içerisine sokulmasıydı. Şimdi sapla samanı birbirine karıştırmasınlar. O türbülanstan korudu. O Türkiye eğer bir kere en azından Türkiye'nin geniş kesimleri şunu gördü. Devlet burada samimi olarak terörün bitirilmesini istiyor. Güneydoğu'da özellikle. Özellikle yani Kürt kardeşlerimizin bilinçlerinde hayır, hep propaganda yapıyor ya terör örgütü. Devlet Kürt düşmanı, Kürt düşmanı. Hayır öyle değil. Bu sorunu çözmek için irade ortaya koyuyor. İradeyi bozan,
PKK ve arkasındaki batılı güçler ve içeride de FETÖ'cü unsurlar. Niçin? Çünkü güneyde yeni bir yapılanma olacak. Onun için. Türkiye'nin bu işi bir şekilde bitirmemesi gerekiyordu. Bunların çok uzun teferruatına başka bir programda yani gireriz. Suriye'nin kuzeyinde bir orada bir terör devleti için, oluşturulması evet, için Türkiye'nin de bu meseleyi halletmemesi gerekirdi kendi içerisinde. Engellendi mi sizce şu anda, yoksa mesela yeni bir operasyon olabilir mi? Bakın Türkiye böyle emperyalistlerin bu ülke üzeri, bu bölge üzerinde, sadece Türkiye'yi kastetmiyorum. Şimdi bu anlamda Türkiye, Suriye, Irak ve İran. Bu bölgelerde Kürt kardeşlerimiz var. Bunların çok kahir ekseriyeti ise bölücü fikirlere sahip olmayan insanlardır. Bunların içerisinde emperyalistler diyorlar ki buradaki bu etnik yapıyı kullanarak nasıl bir istikrarsızlık unsuru oluşturabiliriz? Burada bizim uyanık olmamız lazım. Bizim yolumuz emperyalistlerin bu bölgedeki ana politikası daha fazla bölmek, daha fazla parçalamak, daha fazla inisiyatifsiz hale getirmektir. Türkiye olarak bizim milli menfaatimiz ise bütün bölge halklarının daha fazla kardeşliğinden, beraberliğinden geçiyor. Onun için içeride bunu sağlamak zorundayız. İnşallah dışarıda da, komşu ülkelerimizde de bunları sağlamak zorundayız. Ama bunun yolu da hem Irak'ın hem Suriye'nin toprak bütünlüğünün temin edilmesidir. Bunu mutlaka arkasında Türkiye olarak duruyoruz. Ve burada da bir başkalarının elinde oyuncak olacak bir terör devletinin kurulmasının da bütün bölge halklarına, başta barış ve huzur isteyen Kürt kardeşlerimiz olmak üzere bölge halklarına zarar vereceğine inanıyorum. Çok kısa şunu da sorabilir miyim? Bu göçmen konusuna nasıl bakıyorsunuz? Yani bir yandan da hani ekonomi gibi sürekli olarak sosyal medyada konuşulan ve işte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, iktidara yönelik bu konuda eleştiriler getirildiğini duyuyoruz. Siz göç ve göçmen konusuna önümüzdeki süreçte AK Parti nasıl bakacak? Şimdi bir kere göçmen meselesini sadece bir sebep olarak görmemek lazım. Göçmen meselesi birçok ekonomik siyasi faktörün oluşturmuş olduğu sonuçlardan birisidir. Mesela dünyada bu kadar çok gelir dağılımı adaletsizliği varken, insanların %0.73'ü dünya zenginliğinin %70'ine sahipken, %70'i ise sadece %3'üne dünya zenginliğinin sahipken, Asya'nın, Afrika'nın adını koyalım, gariban insanları yarım bardak temiz su bulabilmek için bir yerlere göç etmek mecburiyetindeyken siz göçmen meselesini engelleyemezsiniz. İsterseniz çelik duvarlar örün her tarafa. Nitekim onu deniyor. Avrupa şimdi tel örgüler çekiyor. Amerika Meksika sınırına örgüler çekiyor. Herhalde Akdeniz'de ve Ege'deki dolaşan gemilerin, yani askeri gemilerin haddi hesabı yoktur. Ama buna rağmen önleyemiyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi iç çatışmalar. İşte Afganistan önümüzdedir. Irak, Suriye önümüzdedir. Eğer Suriye'de bu iç çatışmalar olmasaydı, Irak'taki bu iç çatışmalar olmasaydı, bu kadar milyonlarca insan, Suriye nüfusunun neredeyse yarısı Suriye'den göç etmek zorunda kalır mıydı? İşgaller, yabancı işgaller olmasaydı, çok net söylüyorum. Önce Rusya, arkasından Amerika, Afganistan'ı işgal etmemiş olsaydı, bugünkü Afganistan'ın sorunlarının hiçbirisini konuşmayacaktık. Eğer Amerika Irak'ı işgal etmemiş olsaydı, Irak'taki bu sorunların hiçbirisini konuşmayacaktık. Dolayısıyla bir taraftan işgaller, bir taraftan iç çatışmalar, bir taraftan bu bölgede, bir de son 20 yılda özellikle denendi. Önceden de vardı ama adı başkaydı, usulleri başkaydı. Vekalet savaşları adı altında, yani güçlü devletler elini ateşe sokmadan maşalarıyla ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Bunu hatta bir dış politika aracı haline getirdiler. Bırakın sahada mücadele aracını. Bütün bunları üst üste koyun. Yani bu gariban ülkelerin insanları hayatta kalmak için, çocuklarını bir şekilde bir tarafa hayatta tutabilmek için göç etmek mecburiyetindeler. O Iraklı babanın, Irak'taki Kürt bir babanın titreyerek ağladığı o görüntüyü hiç aklından gitmez. Hatırlıyorsunuz, bizim Ege sahillerinde yakalandı. Evet. Bütün ailesini kaybetmiş olan bir adam. Bir baba nasıl olur da çocuklarını, eşini alır, sonu ölüm olması mukadder olan bir yolculuğa güle oynaya çıkar. Bir de başka bir boyutu var ama yabancılardan korkuyoruz. Yani böyle bir korku da var ki dışarıdan da pompalanan bir takım hani yaşanan olumsuzlukların yansıtılması, bir de bu boyutu var. Yani vatandaşa bir de bunu anlatmak lazım. Çok dışarıdan da değil aslında, iç politikaya da malzeme edilen bir durum da söz konusu. Yani ismini söylemekte şey yok. Yani hem İYİ Parti'nin hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konudaki tavrı çok net. Her ikisi de iktidara geldiklerinde Suriyelileri,
Suriyeli sığınmacıları şartsız ve koşulsuz geri göndermeyi düşünüyorlar. Ve öte yandan da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne PKK'ya yönelik bir tezkereye de hayır oyu verildi. Ergün, bir sanatçı bir tweet atıyor mesela bu konuda, evet, değil mi? Yani taraftan da çok kötü sonuçlar var. Yani cinayetler işleniyor. Daha yeni bir 21 yaşında bir çocuk uykusunda öldürüldü yani. Evet. İstanbul'da galiba. Yani icra makamında da oldunuz efendim. Hani bir devlet, bir hükümet bunu nasıl yönetir? Yani şu anda Türkiye'nin yönettiği gibi mi, yoksa muhalefetin ve onların etki nüfusundakilerin önerdiği gibi mi yönetilir? İyi yönetilemiyor mu? Evet. Bizde. Şunu söyleyeyim, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir döneminde bu kadar yüksek oranda, yani herhalde sadece Suriye'den gelenler 4 milyonu aşkın bir nüfustan bahsediyoruz. Diğer Irak'tan, Afganistan'dan ve diğer taraflardan gelenlerle büyük bir nüfus söz konusu. 5-5 bu insanlara kucak açmış, kapılarını açmış ve bunlara bu kadar sorunsuz, evet, münferit olaylar yaşanıyor. Ama bunları bir şekilde içerisine alıp kabul edebilmiş herhalde dünyada hiçbir başka millet yoktur. Bir kere bundan dolayı bunu bir siyasi tartışma... Kolay değil yani. Tabii ki kolay değil. Yani başka bir ülkeyi içinize alıyorsunuz hazmetmek demektir. Bu kere bu millete şapka çıkarmak lazım. Bu millete hakikaten bu asaletinden dolayı tebrik etmek lazım. Ama sonuçta Türkiye'nin de bir istihap haddi var. Türkiye'nin istihap haddinin dolduğunu uzunca bir zamandır herkes görüyor, hepimiz görüyoruz. Ayrıca ben de bir dönem AFAD'dan sorumlu başbakan yardımcısı olarak mesela Suruç üzerinden, Mürşit Pınar sınır kapımızdan 2 gün içerisinde yaklaşık 283 bin Suriyeli Kürt kardeşimizin, DAEŞ'ten kaçanların Türkiye'ye nasıl alındığına nezaret etmiş birisi olarak bunu söylüyorum. Şimdi ne yapacaktık? Bunu konuşuyorlar da kusura bakmayın, arkalarında kimin beslediğini, kimin büyüttüğünü, kimin silah verdiğini bildiğimiz DAEŞ köylüleri kese kese geliyor. Siz sınırınızı kapatacaksınız. Hadi bakalım DAEŞ, siz bunları öldürürsünüz, öldürür mü diyeceksiniz? Ve PKK'lı olmadığı için bu Kürtlere bir şekilde DAEŞ'e kurmak. Tabii yani biz bunları aynı şekilde, yani İdlib'de, Hama'da, şurada, burada insanları, evleri, hastane bombalanıyor ya. Bu kadar mı olur? Gaz bombası atılıyor. Bu insanlar kaçıyor geliyor. Hayır, git sen orada hastaneni bombalasınlar. Sen de o bombanın altında mı dur diyeceğiz. Şimdi bu anlamda Türkiye devlet olarak da, devlet kurumları olarak da zaman içerisinde tecrübelerini artırarak, İlk zamanlarda biliyorsunuz kamplarda alıyorduk. Sonra çok daha organize hale gelerek. Birisi sınırdan girdiği anda artık 2 dakika içerisinde ona kimliklerini falan verebilir bir noktaya gelerek. Türkiye'de biz bunu o zaman Guterres, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseriydi. Bütün seyahatlerinde, diğer bütün yabancılar geldiklerinde takdirlerini, tebriklerini söylerlerdi. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir başarılı organizasyon görmedik derlerdi. Çünkü burada şunu da açık söylemek zorundayım. Biz milyonlarca insanı alırken Batı ülkelerinde bu konuyla ilgilenenler birkaç bin tane Suriyeli geldikleri zaman korkudan ayakları titrerdi. Ve almak istedikleri isimlerse gerçekten böyle kendi işlerine yarayacak, nitelikli, emeklerini bir şekilde sömürebilecekleri, istifade edebilecekleri insanlar alırlardı. Hadi ihtiyaç sahibi olanlardan alın. Kendilerine dendiği zaman hiç öyle ihtiyaç sahibi olan insanları almadıklarını da gördük. Bunu söylemek istiyorum. Çok zor bir süreçti. Türkiye bunu başarıyla bugüne kadar getirdi. Hem devlet olarak hem millet olarak. Ama Türkiye'nin de bir istihap haddi vardır. Şimdi Türkiye ne yapmaya çalışıyor? 1 milyon kadar da bir geri dönüş, geri dönüş oldu. Aşağı yukarı 1 milyona yakın. Belki biraz daha artmıştır. Bunun yolu da Suriye'de ve Irak'taki arada terör örgütlerinin çok etkin olduğu bölgeleri temizleyerek oradan terörden temizlenmesi, sıfırlanması ve oranın halkının geri dönüşünün sağlanmasıdır. Yani bu insanlara hangi imkanı verirseniz verin, sonuç itibariyle bülbülü altın kafese koysanız illa vatanım, illa vatanım der. Orada hayatta kalacağı ümidini tekrar kazandığı zaman bu insanlar geri dönebiliyor. Amacımız Suriye'nin özellikle ve Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanması, bütün terör gruplarının oradan temizlenerek orada bir düzenin temin edilmesi ve bütün burada olan kardeşlerimizin kendi memleketlerine gitmesi. Kışkırtıcı bir dil, onlara dönük bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani sen Suriyeliysen ya da sen bir göçmensen başına gelebilecek her türlü kötülüğü baştan kabul etmen gerekir gibi birileri böyle bir retorik
Veya şöyle bir şey, başarılı olanı sunuyorsun. Diyor ki biz burada fakiriz, işte Suriyeli geldi zengin oldu. Başarısız olana yardım edileni sunuyorsun. Bak devlet ona yardım ediyor. Yani nasıl çok söylersiniz? Çok açık bir şekilde yani orada bir kışkırtıcılık, bir yani nefret suçuna nefret kadar giden, söylemine kadar giden bir dil de var. Şimdi yok, böyle bir genellemeyi kabul etmem. Hayır, ben ben milletimizin yapanlar açısından, kahir ekseriyetinin siyasette bunu yapanlar var. Yarım ekmeğini bölüp bu insanlarla paylaştığını biliyorum. Varsa yarım bardak temiz suyu onun yarısını da verdiğini biliyorum. Ama şunu hatırlatmak isterim. Bu milletin bu Ali Cenaplığı, yardımseverliği, hamiyetperverliği, diğergamlığı, insanı Hazreti İnsan olarak gören Anadolu irfanını içselleştirmiş olması bizde faşist, ırkçı, ötekileştirici bir dil kullanılmasına müsaade etmez. Bırakın Avrupa'da o faşist partiler, bir takım marjinal unsurlar, o zaten kendisinden olmayan herkesi karşıki olarak görüyor, öteki olarak görüyor. Efendim işte dünyanın en büyük başarılarına imza atmış olsa bile, kendi vatandaşı olsa dahi, yani açık söyleyelim, Fransa'da adam kendi vatandaşı olan Mağripliyi, Tunusluyu, Faslıyı, Cezayirliyi, Surinamlıyı hala 3. 5. sınıf adam olarak görüyor. 3 camiye daha saldırı oldu geçen. İslamofobiya açık bunun Fransa'da görüntülerinden birisidir. Almanya'da bizim en iyi entegre olmuş toplum, yabancı toplumlardan birisi Türk toplumudur. Ama buna rağmen hala Türkleri orada 3. sınıf, 5. sınıf gören faşist zihniyetler var. Irkçı zihniyetler var. Müslümanlığı bir çağ dışı zihniyet olarak gören ve Avrupa'da yaşamamasını isteyen, böyle bakan gruplar var. Orada olsun onlar. Biz ona bir şey de olsun temenni ediyorum manasında demiyorum. Irkçılık dünyanın en aşağılık ideolojisidir. Çünkü ötekini, insanı ötekileştiriyorsun. Olmasın ama söyledi. O bizi, onların meselesidir ama Türkiye'de bu aziz halkın, bu aziz milletimizin böyle bir meselesi yoktur. Kimseyi ötekileştirmez. Herkesi yaradandan dolayı sever ve insanları da Hazreti İnsan olarak görür. Anadolu irfanı bize bunu öğretti. Biraz dış politikaya geçelim mi? Yani mesela geçtiğimiz yıl Karabağ sorunu bizim canımıza acıtan bir yara. Çok şükür çözüldü diyebiliriz artık. Şimdi bir diğer konu yine milletimizin yüreğinin titrediği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Biraz geleceği konuşalım. Yani AK Parti bir yandan hani seçimleri konuşuyoruz ama bir yandan da görev başında ve bu çerçevede adımlar atıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için neler olabilir bu yılda veya önümüzdeki süreçte? Şimdi bir kere bugün de Sayın Başbakan Faiz Bey bizleri de ziyaret etti AK Parti Genel Merkezi'nde. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye olarak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'miz olarak biz Kıbrıs'la ilgili başından itibaren hep yapıcı noktada olduk. Yani çözümse çözüm bulalım. İki taraflı bir şey nasıl olacak? Yani fakat gördük ki artık Rumların bu dayatmacı, Yunan tarafının da bazı Avrupa ülkelerinden aldığı desteklerle, oldu bittilerle bu meseleyi kapatma tezleri bitmiştir. Artık Türkiye'de, Kuzey Kıbrıs'ta bunlara prim vermeyecektir, vermemektedir. Yeni bir dönem başlamıştır. O da şudur, bundan sonra Kıbrıs üzerinde konuşuyorsak iki devletli bir çözüm bundan sonraki süreçte tek çıkar yoldur. Bunun da bir alternatifi kalmamıştır. Yani federasyon, bunların hepsi denendi. Tavizleri hep veren Türkiye oldu. Çok açık söyleyeyim. Tamam, yeter ki bir çözüm bulalım diyen Bulamadı, Türkiye oldu. Değil mi Rumlar? Ama mesela Annan planı çerçevesinde Türkiye, Kuzey Kıbrıs halkı buna evet dedi. Hem de büyük bir oyla evet dedi. Bir sürü orada tavizler verilecek olmasına rağmen yeter ki bir çözüm olsun dedi. Hayır diyen Rum tarafı, Avrupa Birliği hep Rum tarafını ödüllendirdi. Türkiye'yi de Türk tarafını da bir şekilde cezalandırmış oldu. İki devletli bir çözümün dışında bir çözüm olmadı, aşikardır. Bundan sonra inşallah Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alanda tanınmasını temin etmek. Bunun için hep gayret edeceğiz. Kuzey Kıbrıs'ın güçlü bir ekonomiyle, güçlü bir toplumsal yapıyla, kendi imkanlarıyla ayakta kalabileceği bir dönemin inşallah önümüzdeki süreçte inşa edileceğine hep beraber şahit olacağız. Kıbrıs ve Türkiye, özellikle son gelişmeler bir kere daha gösterdi ki birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki parçası gibidir. Etle tırnak gibi. Tam manasıyla öyledir. Niçin söylüyorum? Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi birileri
kendi sınırlarına kapatmak istiyorlardı. Dün çöktü mü o İsmet projesi, Washington'dan red almış Atina Büyükelçisi? Ya bunlar inişli çıkışlı şeyler. Bir şeye, bir gelişmeye bakarak daha çok iyi oldu dememek lazım. Bir gelişmeye bakarak da çok kötü dememek lazım. Ama bu gelişme doğru olan buydu. Yani Amerika'nın menfaatleri koruması bakımından da doğru olan buydu. Ama sadece bir gelişmeye bakarak konuşulmaz. Konuşmamak gerekir. Şimdi hem bizi sınırlarımızı hapsetmek istiyorlardı. Hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizin kendi kıta sahanlığı içerisindeki hidrokarbon, doğalgaz arama, petrol arama faaliyetlerini ne asla müsaade etmeyeceklerdi. Hatırlayın o ilk günleri. Ne büyük baskılar oldu. İşte Avrupa'dan, Amerika'dan, şuradan, buradan. Türkiye burada çok kararlı bir şekilde durdu. Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceğini ortaya koydu. Ne Türkiye'nin ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini, egemenliğini ve Akdeniz'de olan doğal olarak kendi hakkı olan sahalardaki menfaatlerinden vazgeçmeyeceğini en zor şartlar altında. Fiziki şartlar, onu da söylüyorum. Hem de aynı zamanda siyasi şartlar altında Türkiye-Libya hükümetiyle anlaşmasını yaparak malum hepimizin bildiği Akdeniz'deki egemenliğine ne pahasına olursa olsun sahip çıkacağını söyledi. Şu fotoğrafı hiç unutmam. İlk günlerde o sürtüşmelerin olduğu zamanlar bizim arama gemimiz gidiyor. Yanlarında evet, yanlarında bizim harp gemilerimiz, üstünde helikopterlerimiz, üstünde de uçaklarımız uçuyor. Türkiye ciddiyetini gösterdi. Dedi ki bizim için bu yaşamsal bir meseledir, egemenlik meselesidir, Türkiye'nin egemenliği meselesidir. Bundan vazgeçmiyoruz, bundan vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs'ta bu anlamda Kıbrıs'ın da hakkına hukukuna sahip çıktık. Bu anlamda Kıbrıs konusunda şunun da milletimiz tarafından bir kere daha bilinmesi lazım. Kıbrıs'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne adada hayat hakkı tanımak istemeyenlerin bizim milletimize karşı bakışı da Türkiye'yi Anadolu kıtasının içerisine hapsetmektir. Eğer böyle bir düşünceleri olmasaydı, bizim İstiklal Harbi öncesinde bizim topraklarımızın önemli bir kısmı niye işgal edildi? Tam da böyle düşündükleri için işgal edildi. Bu Türkler de kim oluyorlar? Bunlara Anadolu'nun bozkurları yeter, gitsinler orada kalsınlar. Ne işleri var Boğazlar'da? Ne işleri var Ege'de? Hala aynı Megara ideoladılar. Yunan Cumhurbaşkanı'nın yine bu konuda çok gerçekten vahim iddiaları ve ithamları var. Konuşmalar dışında bir de yani bu 12 mil meselesini de soralım. Yani orada kara sularını 12 mile çıkaracağı yönünde bir tartışma yapılıyor Yunanistan içinde de. Bu da biz geçenlerde Sayın Savunma Bakanı ile konuştuk, Sayın Hulusi Akar'la. Bu şu anlama geliyor onun ifadesiyle. Hani uluslararası denizleri tam da dediğiniz gibi Türkiye'yi Anadolu'ya hapsetmek. Uluslararası denizleri açılmak için Yunanistan'dan izin istemek anlamına geliyor. Öyle bir şey. Ve bir savaş nedeni haline getiriyor. Evet, yani daha önce mecliste 95'te alınmış, bizim mecliste çıkan bir karar da var. Savaş sebebi olarak biz bunu görüyoruz. Yani öyle bir tırmanma bekliyor musunuz öyle bir? Şimdi bir kere Türkiye'nin bunu şunun için söyledim. Deminki helikopterler ve arama gemisi resmini. Bütün dünya bu resmi aldı. Yani bazen söz söylersiniz, bazen masada konuşursunuz. Bazen de fiiliyatta ortaya bir şey koyarsınız. Türkiye'nin kendi egemenlik hakları konusunda ciddiyetini bütün dünyanın gördüğünü zannediyorum. Zaten bizim bildiğimiz zamanlardan beri, zaman zaman Yunanistan Megala İda çerçevesinde böyle maksimalist bazı tezleri gündeme getirir. Sırf orada masada vakit kazanmak için muhtemelen ve kendi içini diri tutmak için bunların hiçbirisinin gerçekleşmediğini de görür. Bu tezlerin hiçbirisi gerçekleşmez çünkü realiteye uygun değildir. Fiili olarak uygulanabilir durum yoktur. Bunlara müsaade edecek bir Türkiye'de yoktur. Dolayısıyla biz burada hep şunu da biliyorlar. Biz en çetin meselelerimizi bile masada müzakereyle, diplomasi yoluyla aşmaya gayret ediyoruz. En büyük gerilimleri bile diplomasi kanalıyla çözmeye çalışıyoruz. Ama kendi milli menfaatleri korumamız konusunda dünyanın büyük güçlerine karşı bile gerilimleri göze almaktan asla çekinmiyoruz. Ben anahtarın burada olduğunu düşünüyorum. Yani nereye kadar gideceğimiz, ne yapacağımız bellidir. Ben bu gerilimler olur, bu sözler söylenir. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesinin imkanı yoktu. Tam da bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün Avrupa Birliği Büyükelçileri ile bir buluşması oldu Çankaya Köşkü'nde ve konuya objektif bakabilen herkes Avrupa Birliği'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir.
tıpkı bu ifadede olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda özellikle son günlerde NATO-Rusya arasındaki çatışma ve gerilimde Ukrayna üzerinden yaşanan gerilimde Türkiye'nin ne kadar önemli olduğu görülüyor olmalı ki biraz önce Cengiz Han'ın bahsettiği İsmet projesinde Amerika'nın geri adımı geldi. Hani belki bunu ilk reaksiyon olarak jest olarak hani jest olarak evet çünkü Yunanlılar bu konuda gerçekten büyük bir düş kırıklığı içerisinde ve bunun Türkiye'ye bir jest olduğu okumaları analizleri de yapılıyor. Evet. Bundan sonraki süreçte efendim Türkiye'nin anahtar hep söylene gelen kilit ülke olması, jeostratejik ve jeopolitik önemi, bunun artık ete kemiğe büründüğü bir Türkiye mi var? Şüphesiz öyle. Hem Türkiye açısından böyle. Türkiye dünkü Türkiye değil. Çok daha güçlü. Hedefleri belli. Kendi milli menfaatleri belli. Bunları müzakere edebilen, işte savunma sanayisi, işte diğer sanayi alanındaki gelişmeleri daha buraya gelmeden Türkiye cep uydusunu uzaya fırlatmış oldu. Sevinçle takip ettiğimiz hususlar. Türkiye bir sınıf atlıyor yukarıya doğru. Çünkü bunu hepsi görüyor. Herkes görüyor. Ama bundan daha önemli bir mesele var. Bunları işte Ukrayna meselesi, Yunanistan meselesi, Doğu Akdeniz meselesi, belki biraz sonra konuşacağız Kazakistan meselesi. Evet. Bütün bu şu andaki bu gerilimlerin hepsine baktığımız zaman dünyada bir şey oluyor. Epeyce bir süredir. O da aslında Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte başlayan süreçtir. Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra bütün dünya artık Amerika'nın hakimiyetinde yeni bir dünyanın kurulacağını zannediyordu. Fakat öyle bir şey olmadı. Amerika bir 10 sene kadar bir liderlik orada o süreçte yaptı. Ama barışı, adaleti, hakkaniyeti küresel ölçekte sağlayamadığı için bir takım dengesizlikler ortaya çıktı. Şu anda dünyada olmakta olan eski sistemin yıkılmış olması ve yerine de yeni bir küresel sistemin kurulmamış olması, kurulamamış olmasıdır. Biz bunu 10 yıllardır söylüyoruz. Her gelişmede bunu teyit ediyor. Hatta ben 2015 yılıydı zannediyorum. Artık ülkeler arasında adı konulmamış bir 3. Dünya Savaşı başlamıştır. Önce ekonomik olarak başlamıştır, sonra siyasi taraflara dönecektir. Fiilen de şu anda dünyada 4 tane belirgin önemli merkez ve arada başka diğer aktörlerin de olduğu çoklu bir denklem haline geldi dünya sistemi. Bir tarafında Amerika'nın olduğu, bir tarafında Çin'in olduğu, Rusya'nın olduğu, Avrupa Birliği'nin olduğu ve başka ülkeler, işte Uzak Doğu Asya'daki diğer ülkeler olduğu, Orta Doğu'nun olduğu ve bütün bu denge arayışları karşılıklı olarak dünyanın hemen hemen her bölgesinde bu güçlerin çıkar çatışmasını kaçınılmaz hale getirdi. Özellikle de insanlık tarihi boyunca dünyanın merkezi olan, tarihçilerin bereketli hilal dediği işte Balkanlar, Anadolu toprakları, Karadeniz, Akdeniz, Filistin toprakları, Kuzey Afrika'ya kadar olan coğrafya bu bütün stratejik hamlelerin, ileri adımların, geri adımların, mücadelelerin, çekişmenin, rekabetin, ticaret rekabetinin, vekalet savaşlarının vesaire hepsinin neredeyse merkezi burası ve bu merkezinde merkez üssü Türkiye. Şimdi bu Türkiye'yi, Türkiye bir de 84 milyon nüfusu, gerçekten gelişme potansiyelleri yüksek olan bir ülke ve bölgenin istikrarlı tek demokrasisi. Özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya doğru inen bölgeyi gördüğümüz zaman. Şimdi bu bütün bu güç merkezleri için söylüyorum. Hepsinin bu bölgeyle ilgili çıkarları birbirinden çok farklıdır. Ama hepsinin görmezden gelemeyeceği en önemli aktör Türkiye'dir. Bu kendimizi dev aynasında görmek değil, gerçeğin yansımasını seyretmektir. Öyle görmek lazım. Yani siz bu bölgede istikrar unsuru olan bir Türkiye ile mi işbirliği yapmak istersiniz? Yoksa Türkiye düşmanı olan 3-5 bin teröristten ibaret bir terör örgütü. Bunu onu kullanabilirsiniz belki ama. İstikrarsız bir Türkiye mi istersiniz? Yani, inşallah olmaz. Yani, o istedikleri odur da. İnşallah artık öyle bir şey olmayacak. Eski istikrarsızlıklara inşallah Türkiye geri dönmeyecek. Milletimiz buna müsaade etmeyecek. Hep beraber burada güçlü bir şekilde demokrasi içerisinde Türkiye daha ileriye gidecek. Bu Türkiye'nin değerini artıran bir durumdur. Bunda hiç şüphe yok. Ama bu şu demek değil ki Türkiye bütün bu söz konusu ülke bölgeler ve diğerleriyle ilgili bütün sorunlarını hemen çözecektir. Böyle bir şey söylemiyorum. Ama Türkiye zaten onun için sürekli en güçlü gerilimlerde bile müzakere masasında yer alabilmemizin temel sebebi budur. Türkiye'nin önemi, gücü, artmakta olan gücü artık hiçbir
küresel aktör tarafından göz ardı edilemez. Şöyle bir maliyeti yok mu? Yani bir noktada, dünyanın bir noktasında bir olay olduğunda herkes şöyle bir Türkiye ne diyecek acaba? Şimdi mesela Balkanlarda, Bosna Hersek'teki gelişmeleri takip ediyorsunuz ve kimse hani dünyada başka bir noktaya değil, Ankara'dan ne diyecek? Ankara nasıl bir tepki verecek bu yaşananlara diyor. Nasıl okuyorsunuz? Dış politikada evet bu kadar etkin olmaya çalışıyor Türkiye ama bir yandan da çok da başınız ağrıyor. Çünkü her noktaya yetişme. Çünkü Kazakistan nere, Balkanlar nere, Libya nere, Türkiye her yere uzanmak durumunda kalıyor. Biraz da hinterlantının genişliğinden kaynaklanıyor ama ne dersiniz buna? Şimdi doğru ama şöyle bakın. Sizde ne işimiz var oralarda diyenlerden misiniz? Hayır, onu demiyorum. Biz Malazgirt'ten itibaren bu topraklarda bir gün rahat geçen bir tek günümüz yoktur. Bu Türkiye'nin, içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize vermiş olduğu bir sorumluluktur. Bir imkandır aynı zamanda. Aynı zamanda da bir tehdittir. Eyvallah. Dolayısıyla akıl bütün bu imkan ve fırsatları tehditler çerçevesinde değerlendirerek buradan milletimizin lehine olacak sonuçları elde etmekten geçiyor. Biz hiç kimse gibi bize ne Bosna Hersek'te diyemeyiz. Bosna Hersek dediğimiz Fatih Sultan Mehmet biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sadece 10 sene sonra Bosna Hersek'te var olmuştur. Ve orada 6 asır boyunca Osmanlı Pax Ottomana denilen bir barış düzenini kurmuştur. Bütün farklı din mensuplarını, etnik yapıları bir arada tutmuştur. Bizim bugünkü barış bakış açımız da budur. Yani Balkanlarda bütün farklı dinler, mezhepler, etnik kökenler hep beraber birlikte barış içinde yaşasınlar. Ve bunun için de herkes bir diğerine saygılı olsun. Şimdi bu anlamda hiç kimsenin de Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü bozması, bunu ihlal etmesi, oradan başka bir sonuç ortaya çıkarmak gibi hayallerin peşinde koşmaması lazım. Buna zaten bölge dinamikleri de müsaade etmez. Türkiye'nin de birinci derecede önceliği Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünün devam etmesidir. Dış politikaya dair var mı? Kazakistan'da ben sorayım isterseniz. Yani şöyle soracağım ben yalnız. Bir doğal seyri içinde yani o LPG gazlarına yapılan %100 zamla kendi seyri içinde gelişmiş olaylar olarak mı görünüyor? Yoksa bir manipülasyon, önceden planlanmış, hesap edilmiş nereye gideceği. Bir zamanlaması manidar denir ya, orada da mesela bakınca zamanlamaya Sovyetler Birliği'nin yıkılışının 30. yıl dönümüne denk geliyor olayların başlangıç anı. Ve Rusya'nın nüfuz alanını genişletmesini sağlayan bir süreç sanki karşımıza çıkmış durumda. Veya öyle mi? Öyle mi? Evet. Şimdi şöyle, yani yine tabii çok taraflı o güç mücadelelerinin bir yansıması olduğunda hiç şüphe yok. Ama o şöyle bir kısaca hatırlatmak isterim. 2 Ocak'ta ilk gösteriler başladı. 10 gün içerisinde, 12 Ocak'ta sona erdi. Önce gösteriler başladı. İşte sonra polis göstericilere karşı mücadele etti. Gösteriler başka şehirlere yayıldı. Hükümet görevden alındı. Olağanüstü hal ilan edildi. Nazarbayev'in yetkileri alındı. Bunların hepsi 10 gün içerisinde oluyor. Kolektif savunma grubu denilen grup, Rusların domine ettiği grup, Azerbaycan güvenlik örgütü, Kazakistan güvenlik örgütü, kolektif güvenlik örgütü davet edildi. Ve 12'sinde çok şükür her şey sulh selamet, daha doğrusu düzen sağlandı. Yeni hükümet kuruldu, görevine başladı. Şimdi bu kadar şeyin 10 gün içerisinde olması hakikaten çok fazla. Yani bu bir kere bunu çok görmek hızlı lazım. Biz başından kural olarak şunu söylüyoruz. Biz Kazakistan bizim kardeşimiz. Kazakistan'ın barış içerisinde, esenlik içerisinde olmasını isteriz. Ve inşallah bu 10 günlük yaşanan çok kötü tabloların süratle Kazakistan halkının zihninden bir şekilde o acıların unutulması. Bir de çok büyük bir ağır bir fatura var. Yaklaşık işte bilinen 164 kişi ölmüş olaylarda. Devlet kurumları neredeyse felç olmuş. Var. Büyük yağmalamalar var. İşte gözaltılar var. 10 binin 15 binin üstünde olduğu söyleniyor. Dolayısıyla burada böyle bir düzenin kurulması şeydir, şarttır. Bunun için Türkiye olarak da, Türk Cumhuriyetleri Birliği olarak, Türk Devletleri Birliği olarak da her türlü desteği vereceğimizi defaatle açıklamış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız olayların başladığı ilk andan itibaren birinci elden meseleleri takip edip Türkiye olarak ne yapabiliriz? Bunun arayışı, telaşı içerisinde oldu. Şimdi şunu da görmemiz lazım. Yani orada da yine büyük bir kere bu olayların çıkmış olması Rusların milli menfaatlerine mi? Rusların menfaat? Hayır değil, çünkü Ruslar zaten orada
etkinlikleri var olan bir Amerikalıların menfaatine mi? Amerikalı büyük şirketler orada çok büyük işler yapıyorlar. Onların da menfaatine görünmüyor. Ama bu işte kolektif güvenlik teşkilatının oraya girmiş olmasıyla birlikte Rusların bir miktar etkinliği bundan sonra artar mı? Artabilir. Ama bir güç mücadelesinin orada devam edeceği aşikar. Bizim ısrarla söyleyeceğimiz ve çok hassas olmamız gereken nokta, biz Orta Asya'nın Orta Doğulaştırılmaması kanaatindeyiz. Çok bir motto gibi adeta. Bir Orta Asya Orta Doğulaştırılmamalıdır. Bunun için bazı güçlerin pusuda kirli hesaplar içerisinde olması muhtemeldir. Şimdi bu kadar DAEŞ militanı vardı. Bunlar Afganistan'a gittiler. Onların oradan Orta Asya ülkelerimiz için, bunların tamamı da bizim kardeşimiz, dostumuz, bu ülkeler için bir tehdit unsuru haline gelmemesini temin etmemiz lazım. Sadece Kazakistan olayları değil, Kazakistan olaylarıyla birlikte işte Türkmenistan, Özbekistan, efendim Kırgızistan, bütün bu ülkelerde, tabii bir de bu ülkeler eski Sovyetlerden kalma ülkeler olduğu için farklı etnik kökenleri de barındırıyorlar. Mesela Kazakistan'da az bir miktarda olsa Ruslar var. İşte aynı şekilde Kırgızistan'da diğer etnik, daha doğrusu diğer bölgesel unsurlar var. Özbekistan hakeza böyle. Dolayısıyla bu ülkelerin tamamı, yani Orta Asya ülkelerinin tamamı, evet 30 yıl oldu Sovyetlerin çözülmesi ama yeni yeni kendilerine gelmeye başladılar. Ekonomik olarak şöyle bir ayakları üstünde durmaya başladılar. Güçlendiler. Şimdi 30 sene evvelki Kazakistan'a bakın. Şimdiki Kazakistan'a bakın, yani varla yok arasında bir fark vardır. Şimdi burada bir de yapısal, iç yapısal sorunlar var. Bunlardan birisi gelir dağılımı adaletinin temin edilmesi lazım. Yani çok az bir kesimin çok güçlü bir ekonomik güce sahip olduğu, kitlesel olarak da insanların açlık sınırı ya da onun altında yaşadığı bir ülke başlı başına zaten bir tehdittir. Evet. Aynı zamanda insan hak ve özgürlüklerin genişletilmesi. Kısacası iyi işleyen demokrasilerin Orta Asya ülkelerinde kurulması için de Türkiye'nin tecrübelerinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yıllar önce Türkiye'nin Suriye'ye ve Şerese'de söylediği nasihatler geliyor. Yani aynı şeyleri siz söylüyorsunuz şimdi Kazakistan veya Orta Asya için. Ama Türk Devletleri Topluluğu veya Türk Devletleri Teşkilatı'nın burada bir katkısı olur mu veya bir rolü olur mu bundan sonra? Olur. Bir kere şu nasihat lafını bir kaldırmak lazım. Nasihat lafı kötü bir laf. Hiçbir devlet başka bir... tecrübe paylaşımıdır. Yani biz bu anlamda çok demokrasi bedel ödemiş bir demokrasidir Türkiye demokrasisi. 5 tane darbe görmüş, başbakanı idam edilmiş, partileri kapatılmış. Velhasıl çok ağır bedellerle hak edilmiş bir demokrasidir Türkiye demokrasisi. Bu anlamda bizim bu tecrübelerimizi paylaşabiliriz dostlarımızla. Hatta bütün dünyayla paylaşabiliriz. Bu anlamda görmek lazım. Yoksa o nasihat lafını ben şahsen doğru peki, bulmam. O zaman biraz daha böyle sizin ekonomi için daha kolay bir konuya geçelim. Ekonomi, Türkiye ekonomisi. Siz ekonomiyi de Türkiye'de iyi bilen bir isimsiniz. İsterseniz başlayalım. Evet. Efendim özellikle Covid sonrası artık dünya biraz önce ifade ettiğiniz gibi yani siyaseten de sosyoekonomik olarak çok gerçekten belirsiz bir döneme de giriyor. Özellikle 2020 ve 2020'nin kayıp yılı olarak neredeyse tanımlandığı yıllar. Dünyada ciddi bir daralma varken Türkiye 2002'deki büyüme oranı %7.8 iken şimdi hiçbir şekilde bu büyümeden bir kan kaybı yaşamamış olarak %7.5'la devam ediyor. Buna mukabil dünyada enflasyon ciddi manada %7.5 %10 2021 9.2 idi Aralık'ta. Evet. Şimdi yıl ortalamasının onun üstüne çıkması. 10 civarında olmuş. 10 diyelim. 2021 için not almış. Son çeyrekte o. Bunun da üzerine çıkacak 2022'de umuyoruz ki. Ama buna mukabil enflasyon oranı da sadece Türkiye'de değil, Amerika'da son 30 yılın en yüksek enflasyon rakamları söz konusu. 40 yılın. Evet, son 40 yılın ve faiz arttırımlarıyla Fed'in bir şekilde bunu aşmak istediği haberlerini de izliyoruz. Türkiye'nin de bu anlamda bu krizi aşma noktasında işte enflasyonla mücadele konusunda özellikle toplumun tüm kesimlerine yönelik stimulus denilen, İngilizce'de tabir edilen işte bir
ekonomiyi canlandırma paketleri. Önce vatandaştan başlayarak askeri, en asgari gelir düzeyinde olan vatandaşlardan 84 milyon içerisinde başlayarak ücretlere yapılan zamlarla böyle bir bununla baş etme yolu öngörülüyor ekonomide. Ve Sayın Cumhurbaşkanı da dün ifade ettiği gibi sadece Aralık ayında açıklanan değil, Temmuz ayında da yenilenebilecek, ücretlere yapılabilecek zamlar da söz konusu. Hane halkı geliri evet, arttırılacak. Yani. Artılması noktasında. Siz hem dünya perspektifinden, geniş açıdan nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin 2022 içerisinde bulunduğumuz yıla ilişkin projeksiyonları, IMF'in, Dünya Bankası'nın ve kredi derecelendirme kuruluşlarının mutlaka tahminleri var, ancak sizin Türkiye adına bu konudaki projeksiyonunuz ne? Şimdi bir kere yani dünyada artık hiçbir ekonomi dünyadaki bu küresel gelişmelerden uzak değildir. Yani soyutlanıp bir kenarda kendisini çekerek bir ekonomiyi değerlendiremeyiz. Yani en kapalı olduğu varsayılan ekonomilerin bile dünya ekonomisine entegre olduğu bir dönemdeyiz. Pandemi de bunu çok daha net bir hale getirdi. Yani bütün dünyayı kapsama altına aldı ve bütün dünyadaki en temel parametreleri değiştirdi. Örneğin üretim şekilleri değişti. Örneğin bazı sektörlerde yeni sektörler ortaya çıktı. Eğitim sistemi değişti. Online eğitimlerle dünyada eğitim yöntemler değişti. Eğitim yöntemleri değişmeye başladı. Çok alanda değişiklikler. Artı dünyanın birçok ülkesinde, işte Amerika'sı, İngiltere'si başta olmak üzere hatırlayın ilk dönemleri, tedarik zincirleri kırıldı. Hiç olmayacak bir şey. Dünyanın en güçlü kapitalist ülkeleri mağazalarında temel gıda maddeleri bulunmaz hale geldi. Sağlık sistemleri çöktü. Bütün dünya gördü ki ya bu sağlık sistemi çalışmıyor. Buna bir özellikle gelişmiş ülkelerde. Ayrıca çok uzun yıllardır görmediğimiz bir şey. Dünyadaki temel üretimle ilgili ham maddelerde çok yüksek bir fiyat artışı oldu. İşte petrol dolar üzerinden iki katı pahalandı. Sonra tekrar biraz geriye geldi. İşte doğalgaz %350 arttı. Sonra biraz bir miktar geriye geldi. Ayrıca değerli metaller dediğimiz metallerde iki katı, endüstriyel metallerin bir kısmında 3-4 katı da dolar üzerinde fiyat artışları oldu. Bu şu demektir. Zaten pandemi şartları dolayısıyla üretim gittikçe kısıldı. Özellikle gelişmiş ülkeler için. Bir de oradaki üretim maliyetleri olağanüstü yükseldi. Bunun doğal olarak dünya piyasalarındaki mal ve hizmetlere yansıması kaçınılmazdır. Enflasyonun arkasında, küresel enflasyonun arkasındaki temel neden budur. Bir büyük bir maliyet enflasyonu. Mesela bizdeki ihracatçılarımız da söylüyor. 1500-2000 dolara aldığımız bir konteyner 12.000-15.000 dolara çıktı. Şimdi bütün bunların hepsi, navlundaki artışlar, efendim petrol fiyatlarındaki artışlar, endüstriyel temel metallerdeki artışlar vesaire, dünya ekonomisi hiç karşılaşmadığı bir problemle karşı karşıya bıraktı. Bu anlamda da işte şu anda yaşanan enflasyonun arkasındaki nedenlerden birisi budur. Ben tekraren şunu söylüyorum. Buradaki kilit tezgahı dağıttırmamaktır. Evet, bir miktar geriliriz, alım güçlerimizde azalma olabilir, bir miktar istihdam şey olur, ama fabrikalarınız kapanırsa, iş yerleriniz kapanırsa, yani üretemez hale gelen bir ülke olursanız, o zaman eyvah, yani çok çok büyük bir kalıcı. Nitekim 1997 Uzak Doğu Asya krizi bize bunu öğretti. Avrupa'daki 2009'daki o finans krizinde bunu gördük. Öyle bir risk var mı peki şu yok, anda? Yok, Türkiye için yok. Yani öyle bir risk olsa 225 milyar dolarlık. Yok, Türkiye bu süreci. Son 1-2 aydaki dalgalanma. Hayır. Öyle bir tedirginlik üretti. Bunlar yapısal olarak ekonomimizin bu makro değerlerini etkileyecek şeyler değildir. Ama burada da tabii sonuçta nihayetinde ekonominin çok önemli bir kısmı da tüketiciler kısmıdır. Evet. Yani vatandaştır. Hane halkıdır. İç piyasa. Hane halkıdır. İç piyasadır. Yani bütün bu ihracatımız vesairemiz, bütün üretimimiz, hepsi, bütün bunların hepsi, evet, güçlü bir ekonomi. Kendi sanayimizi geliştireceğiz. Küresel markalarımızla rekabet edebileceğiz. Bunların hepsi eyvallah. Sonuçta ama ekonominin şeyi tekerleğin içeride dönmesidir. Evet. Bu anlamda da işte sizin ifade ettiğiniz gibi vatandaşımızın alım gücünün yukarıya çekilmesi, enflasyonun tabii ki aşağı inmesi yine önemli önceliklerimizden birisidir. İstihdamın eski seviyelerine gelmesi tabii burada iyi aslında, yani sürekli istihdam milyondan fazla
yeni istihdam tam oluşturulması. Kasım'dan Kasım'a. Bir de sürekli istihdamı artıracak projeler geliyor. Yine birkaç gün evvel Milliyetin Bakanlığı'yla Sanayi Bakanlığı'nın ortaklaşa yapmış olduğu organize sanayi bölgelerindeki meslek okullarında ara eleman yetiştirirken aynı zamanda bu elemanları bir takım işte ücret diyebileceğimiz bu gencecik evlatlarımızı iş hayatının içine çekmiş oluyoruz. 1 milyon kişi. Tabii, öyle bir tabii, hedeften çok büyük bahsetti bir şey. Cumhurbaşkanı. Yani bu startup projelerine verilen destekler, yeni istihdam oluşturanlara verilecek önemli destekler, bütün bunların hepsini ortaya koyduğumuz zaman hedef şu, aman tezgah dönsün. Evet. Tezgah çalışmaya bu devam enflasyonun en temel sebeplerinden biri bu kur atakları oldu. Son işte 2 haftadır aşağı yukarı dolar kuru belli bir istikrar seviyesine yakın duruyor. Bunu yeterli buluyor musunuz? Daha doğrusu bunu tahammül edilebilir buluyor musunuz? Hani bu sınırlarda giderse kurtarırız diye bir duygu doğru bir şey mi? Yoksa daha aşağı inmesi mi gerekiyor bu ekonomik güvencelerin daha sağlam oluşması açısından? Yani enflasyonun düşmesi, hayat pahalılığının durması vesaire anlamında. Yani şu anki pozisyonu mesela 13.50, 13.60 bugün baktık. 13.70, 14'ün altında. Soru şu, tahammül edilebilir sınırı bu mudur doların? Şimdi tabii bir kere... Psikolojik sınırı mı diye. Şimdi bir kere yani bir tek rakama bakarak ekonomi evet. değerlendirilmez. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye'deki temel dolarla ilgili temel meselemizde bizim vatandaşımız orta vadeli yatırımlarını dolar üzerinden yapıyor. Ciddi. Uzun vadeli ekonomiyle yatırımlarımız ilgili algılar... altın üzerinden yapıyor. Evet. Şimdi bu Türkiye'nin realitesi. Bir başka mesele de Türkiye'de çok aşırı bir dolarizasyon var. Dolara karşı talep söz konusuydu. Şimdi burada bir istikrarın sağlanması ilk hedefimizdir, ilk beklentimizdir. Yani bir yere gelmesi ve orada durması. Bunu yaparken de bunu zorla, kamu zoruyla değil, serbest piyasa koşulları içerisinde, serbest pazar koşulları içerisinde yapmak temel şiarımız. Bu yer bu yer mi? Yoksa hayır, biraz daha dövizin fiyatı gelip bir yerde durması dediniz döviz, ya. Dövizin fiyatı piyasa şartlarında. Onun için söylüyorum gibi. Fiyatı ben bilmem. Yani döviz ihtiyacı olanlar var, döviz satma ihtiyacı olanlar var. Bunların karşılaştığı bir piyasa. Problem ne? Spekülatörler devreye girdiği zaman bu taraftan ya da bu taraftan operasyon çekebiliyorlar. Geçmişte de biz bunlarla bunu nasıl engelleyeceğiz efendim? Bunları bizim piyasanın kendi koşulları içerisinde ama takip ederek bunların ortaya konulması lazım. İniş çıkış. Merkez Bankası da bunu yapmıyor. Merkez Bankası'nın hedeflerinden birisi de bu. Fiyat istikrarı dediğimiz şeyi temin edebilmektir. Dolayısıyla burada ben belli bir şu fiyat olacak demem. Böyle denmesini de asla doğru bulmam. Muhalefetten de bazılarının doların ne olacağıyla ilgili söylediği sözlerin hepsinde bir vahim bir durum olarak. Ateşi düştü diyelim. Hani bir manşet burada. Hani evet. Doların ateşi düştü der misiniz? O tabii ki ya. O ilk sıkıntı ortadan çıkmıştır, kalkmıştır. Çünkü objektif şartlarda ekonominin kendi kuralları içerisinde ortaya çıkmış olan bir yükseliş değildi. Şunu sorabilir miyim? Ve bu anlamda da belli bir yere gelir. Çekim merkezi AK Parti sürekli olarak çekim merkezleri oluşturuyor. İşte İstanbul Havalimanı bir çekim merkeziydi. Yine İstanbul Finans Merkezi diye bir kavram türetti. Ve işte yatırım araçlarını çeşitlendirirseniz tabii ki insanlar dolardan o farklı yatırım araçlarına gidecek. İstanbul Finans Merkezi'nin akıbeti ne oldu? Yani ekonomide AK Parti bir cazibe merkezi, bir marka oluşturabilecek mi bu İstanbul Finans Merkezi gibi? Yani tabii ki sadece bir tek kuruluş üzerinden değil. Yani şimdi bana son 15 günde yapılan şeyleri söyleyin deseniz bir sürü hepimizin söyleyebileceği işte bizim yerli arabamızın Amerika'daki bir teknoloji fuarında tanıtılmasından tutun da bu akşam buraya Türkovak aşısının o yapılmasına kadar işte yarın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk istihbarat gemisini suya indirecek. Şimdi sürekli bir Türkiye sürekli bir şey bir cazibe merkezi olan bir ülke tarzıyla edasıyla altyapısını tamamlıyor. 20 yılın zaten özeti bu. Şimdi onun için biz önümüzdeki döneme umutlu bakarken bunu şey yapıyoruz. Tabii ki Türkiye her alanda mücadele edebilen bir ülke olacak. Bir ülkenin sadece, hep şu örneği veriyorum. Şu anda dünyada 35 bin dolar, 30 bin dolar, 25 bin dolar kişisel geliri olan ülkeler var. Çok zengin ülkeler var. Gayri safi kişi başına düşen milli hasılası bakımlar. Ama bu ülkeler dünya ekonomisinde pek ismi geçmez. Esamesi okunmaz. Adama sorarlar, evet bu kadar kişisel gelirim var ama dünya piyasalarında ne satıyorsun, ne üretiyorsun? Şimdi Türkiye'ye baktığınız zaman yani hakikaten iftihar edeceğimiz ve önümüzdeki dönemde çok daha fazla çeşitlendireceğimiz
ürünlerimizde Hürkuş'u ihraç ediyor. Bilmem TİHA'ları, İHA'larını, SİHA'larını Türkiye'ye ihraç ediyor. İşte kendi gemilerini, ürettiği gemileri ihraç. Bunun ötesinde gencecik evlatlarımız özellikle robotik ve bilgisayar kodlama alanlarında dünya piyasalarıyla rekabet edebiliyor. Ürünlerini satıyor. Zihinsel ürünlerini satıyor. Şimdi Türkiye bir ivme yakalamış durumda. Bu momentum inşallah olumlu bir şekilde devam eder. Yok ya, ama şöyle bir söz de var efendim. Yani üreten kazanır da parayı yöneten daha çok kazanır. Evet, finans konusunda acaba hani bir tereddüt var değil mi? Hayır işte şimdi orada da yeni tabii ki sadece binanın yapılması değil. İşte mesela yeni şeylerin yapılması. Bizim iki temel meselemiz şu. Osmanlı'nın son zamanından beri. Bunu görmeden ekonomi üzerinde de konuşmamak lazım. Bizim tasarruf açığımız var. Yani Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırımlar var. Bu yatırımları yapabilmeniz için tasarrufunuz lazım. Milletimizin tasarruf açığı var. Bunu iki yolla karşılayabilirsiniz. Bir tanesi yurt dışından alacağınız borçlarla. Osmanlı'da işte buradaki Galata bankerlerinden borçlar almış. Alacağınız borçlarla yüksek faiz, düşük kurlar üzerinden Türkiye'yi borçlandırabilirsiniz. Ve buradan aldıklarınızda da Türkiye'nin ihtiyacı olan alanlara yatırımlar yapabilirsiniz. Bir yol budur. Türkiye bunu denemiştir. Neoliberal tezlerinde bütün dünyada iman derecesinde kabul gördüğü dönemlerde Türkiye de bunu denemiştir. Ben 2013'ün Mayıs ayını dönüm noktası olarak telakki ediyorum. IMF'e borcun? IMF'le borç sembolik bir değerdir. Zaten Türkiye'nin faiz oranları da %4.6'ya düşmüştü hatırlayacaksınız. Öyle olduğu için de Gezi Parkı olaylarıyla Türkiye başka bir türbülansın içine sokulmaya çalışıldı. Şimdi ikinci yolsa bunun yol olmadığını gördük. Bütün dünyada aslında bunu test ederek hatta neoliberal tezleri böyle çok açık bir şekilde uygulamış olan ülkelerde bile evet bunlar iyi tamam da bunun bir sosyal politika tarafı olması lazım. Yani tabiri caizse kapitalizmi sosyalleşmiş bir kapitalizme dönüştürme çabalarını Amerika dahil olmak üzere, İngiltere dahil olmak üzere birçok ülkede bunların yaşanmakta olduğunu sosyal biliyoruz. Ya da ikinci yol. Yani nihayetinde ne yazık ki dolar dediğiniz şey, diğer para birimlerini bir kenara bırakın. Dünya rezervi. Sizin Merkez Bankası'nda bastığınız bir şey değil. Bir dünya parası, rezerv para. Ne yazık ki bu da dünya ölçeğinde bir başka sorundur. Dolarizasyonun ortadan kaldırılması için milli para birimleriyle ticaretin mutlaka artırılması lazım. Bu anlamda da sizin alın terinizle, zihin terini, gücünüzle, fikir gücünüzle mallarınızı, ürünlerinizi dünya piyasalarına satarak harıl harıl oradan kazandığınız paralarla yatırım yapmanızdır. Türkiye bu ikinci yolu tercih etmiştir. Bu ikinci yolla ilgili yani bizim televizyonlarda gördüğümüz, gazetelerde, sosyal medyalarda okuduğumuz, ben ekonomistim diyen, başında birçoğunun profesör, doktor yazan kişiler diyor ki böyle bir model olmaz. Bu yol değil. Vakit yakınken, tırnak içinde söylüyorum, bu işte vazgeçin diye hükümete çağrılar yapıyorlar. Ya bu modelden emin misiniz? Yani bir ciddi bir oyun planı olarak orta uzun vadede ne getireceğini hesaplayarak bilerek mi yola çıkıldı? Yoksa biraz hani şartlar bunu zorladığı için mi böyle bir yönelime girildi? Bir de bu yani işte şu temel bir itiraz var. Yani ithalat çok fazla olduğu için ithalata bağımlılık bundan çıkmak çok kolay bir şey değil. Yani böyle bir tamam çok güzel bir hedef, ihracat, üretim, yatırım, istihdam odaklı bir model. Sıcak para döngüsünü kıracak bir model. Ama hani deniyor ki işte ithalat çok böyle baskın olduğu için bundan böyle sadece ihracata, ya yani ihracatın içindeki ithalat oranı çok yüksek olduğu için buradan çıkış kolay değil diyorlar. Şimdi şöyle yani bu bir tercih meselesi. Şimdi onun için söyledim 2013 bir dönüm noktasıdır. O dönemlerden evvel ne düşünüyorduk? Biz de maalesef öyle, Türkiye'de öyle hareket ediyordu. Ben o zaman da karşı çıktığım için daha rahat konuşuyorum. Neoliberal şeyden bitti diye. Elden gelen öğün olmaz, o da her vakit bulunmaz. Yani ben nerede bulursam satarım, nereye bulursam satarım, nerede ucuz bulursam alırım teziyle Türkiye gibi bir ülke, özellikle Türkiye gibi bir ülke, bir bağımsız, kendisine ait, ayakları üstünde basan, deminden beri konuştuğumuz bölgesel ve küresel tehdit ve tekliflerin, fırsatların içerisinde yaşayan bir Türkiye olarak biz dışarıdaki gelişmelere göre ekonomimizi ayarlayamayız. Dünyayı çok iyi biliriz. Nerede ne gelişme oluyor bunları takip ederiz, takip etmek zorundayız.
dünyayla rekabet edebilecek güçlü bir ayağımız ekonomide çok sağlam, diğer ayağı siyasette çok sağlam olmak zorundadır. Siyasette siz sağlam, istediğiniz kadar sağlam olun. Buna dış politikayı koyarak da, işte savunmayı da koyarak söylüyorum. Ama içeride siz bu ekonomi tarafında zayıfsanız, yani sizin demin söylediğiniz şey doğru ama bunu kırmazsanız, yani biz dışarıdan ucuz ithal edelim şekliyle devam ederseniz, kusura bakmayın Türkiye yakın zamanlara kadar tüfeğinin kurşununu bile dışarıdan alıyordu. Türkiye birçok temel mutfak malzemesini dışarıdan ithal ediyordu. Yani Türkiye iğneden ipliğe neredeyse birçok şey ithal cenneti ülke haline gelmişti. Şimdi bakıyorum, sürekli izliyoruz da, Türkiye'de belli sanayi dallarımızdaki millileşme oranlarının her yıl daha yukarıya çıktığını görüyoruz. Yani o sizin söylediğiniz ithal ettiğimiz ara mallara bağımlılığımız azalıyor, zaman içerisinde süratle azalıyor. Ya bu yapılabilir. Biz yapacağız. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Başarılı. Yapıyoruz. Daha da ileriye gidecek ve bu anlamda Türkiye inşallah bu zor zamanları da aşacak. Bir zorluk yaşıyoruz. Hiç bunda tereddüt yok. Burada vatandaşımızla birlikte hep beraber bu işi yapacağız. Ve Türkiye dediğim gibi, evet, belki %100 içeride zaten böyle bir ekonomi yok. Yani hangi ülkeyi alırsanız alın, ne kadar sanayisi güçlü olursa olsun, hiçbir ülkenin her ürettiğinin %100'ünü içeride yapması mümkün değil. Mantıklı da değil. Mantıklı da değil zaten. Tabii. Ama dolayısıyla Türkiye hayati şey, mesela Türkiye uçak motoru yapımını başaracaktır. Buna yürekten inanıyorum. Katma değil. Allah nasip ederse bu ivmemiz devam ettiği sürece birkaç sene içerisinde Türkiye bunu yapacaktır. Yani bu F-35, S-400 falan filan tartışmaların arkasındaki, zihin dünyasındaki şey de budur. Türkiye'nin böylesine güçlü bir ekonomi haline gelmesini birileri istemediği için. Onu kırdık zaten. Yapılamayacak bir şey yok Türkiye'de. Ona tabii inanıyoruz. Özgüven inşası finans noktasında gerçekten başarılı. Evet. Son sözü sana verelim. Bugün tam da marketteyim efendim. Biraz önce bahsettiği Mehmet Bey'in de sizin de ifade ettiğiniz o ithalat konusunda aslında gerçekten terörle mücadele konusunda olsun, tüm konularda, göçmenler konusunda olsun, vatandaşın, halkımızın feraseti, o Ali Cenaplığı gerçekten marketlerde bile, hani bir yerli ürün olsa niye ithal alalım ki, ekonomimiz yeter ki düzelsin, enflasyon düşsün noktasında büyük bir irade var. Bu konuda buradan TRT ekranlarından da özellikle yaz aylarına doğru enflasyonun düşeceği konusunda ve vatandaşın da enflasyona ezdirilmeyeceği konusundaki tahmininiz demeyeyim ama yorumunuzu almak istiyorum. İstikametimiz o yöndedir. Yani inşallah, yani mühim olan şey bir durumun gerçeğini kavrayamamaktır. Eğer öyle bir durum söz konusu olsa zaten işiniz zordur. Ya da ekonomide demin konuştuğumuz yapısal ağır sorunlarınız olur. Bu yapısal sorunları gidermek için başka yöntemler denemek mecburiyetinde kalırsınız. Bu bir, yani bir kere şunu herkesin görmesi lazım. Dünyanın her yerinde, her ülkesinde, her ekonomik sisteminde ekonomik kararlar aslında siyasi tercihlerle alınan kararlardır. Zaten onun için demokrasilerde hükümetler hesap verir. Yani şöyle bir şey yok. Sanki fizik laboratuvarında deney yapıyoruz, kimya laboratuvarında deney yapıyoruz. Bazılarının yazdıklarından, ben de ekonomiyi iyi kötü anlayan birisi olarak söylüyorum, sanki bir kimya laboratuvarında kimya deneyi yaparmış gibi ekonomi konuşuyorlar. Hayır, öyle değil. Tamam. Aynı koşulları alalım, ceteris paribus başka tarafta uygulayalım, orada başka sonuç verir. Dolayısıyla biz Türkiye ekonomisinin şartlarını biliyoruz, Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Burada tutarlı adımlar atmaya gayret ediyoruz. Bunun yolu da Türkiye'nin kendi kendine yeterli, artı dünya pazarlarında rekabet edebilir bir ekonomik güce ulaşmasıdır. Bunun için çok mesafe alınmıştır. Daha adımlar atılacak ve inşallah bu özellikle devlet memurlarına tekrar ikinci bir düzenleme, diğer vatandaşlarımızın gelirlerinin artırılması, işçilerimizin, aynı şekilde emeklilerimizin bunlarla ilgili çalışmalar, diğer vatandaşlarımız ya şundan rahat olsunlar. Sokakta ne konuşuluyorsa bunların hepsi hükümetin masasındadır. Çok kısa, internetten çok fazla sizin adınız duyulunca soru geldi. İşte yeni öğrenciler, AK Parti döneminde her iki öğretmenden biri AK Parti döneminde atandı. Kamuya yönelik alımlar noktasında bir şeyler söylemek istiyorum. Daha fazla. Yani gençlere çok fazla umut vermemiz lazım. Yok, çok daha ya, umutlu olunacak çok şey var sürekli. Öğretmenler. Yine tekrar daha fazlası muhtemelen. Ben de tam rakamı toplam şu anda... Toplam öğretmenlerin %73'ü AK Parti zamanında alındı. Evet, dönemde alındı. Yani yine önümüzdeki dönemde bu yıl içerisinde öğretmen atamaları yapılacak. Ama gönlümüz arzu eder ki her öğretmen adayı arkadaşımızı hemen ertesi gün görevine başlatabilelim. Bu da devletin imkanları ve kısıtlarıyla bütün meslek grupları için geçerlidir. Burada da azami bir dikkat sarf edildiğini, sadece
vatandaşlarımız, aynı zamanda engelli vatandaşlarımız için de, oradaki kardeşlerimiz içerisinde de kamunun istihdam politikalarının giderek geliştirdiğini hepimiz biliyoruz. Her şey inşallah çok daha güzel olacak ve milletimiz bu anlamda yeniden güçlü büyük Türkiye istikametindeki adımlarını sağlam bir şekilde sürdürecek. Yani bir kriz değil de bir atılım olarak görüyoruz. Yani dünyada yaşanan kriz değil, Türkiye bunu bir fırsata çevirecek. Bu yönde de hiç kimse umudunu yitirmemesi lazım. Gençlerden gelen çok soru var bu yönde. Herkes okulunda başarılı olsun, yolu açmasın. Ben hatta bunu birkaç sefer söyledim. Madem umutlu bir şey söyleyin diyorsunuz, bunu birkaç sefer söyledim. Bütün gördüğümüz olumsuz şartlara rağmen, sabaha kadar bunu anlatabiliriz. İçinden geçtiğimiz dönem Türkiye'nin önlenemez yükselişinin yaşandığı bir dönemdir. Manşeti böyle atmış olalım. Çok çok teşekkür ediyorum. Daha da inşallah ileriye gidecek. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Numan Kurtulmuş, çok teşekkür ediyorum. Ve Sayın Mehmet Acet, Nur Özkan'a, Erbay, çok teşekkür ediyorum. Süremizi biraz açtık ama son kısma ekonomiyi arkadaşlar koyalım dedi. Çünkü sizin ekonomide ne kadar bilgili olduğunuzu biliyoruz bu çerçevede. Süremizi açtık. Bir başka özel yayında efendim TRT Haber ekranlarında buluşmak üzere. Mutlu akşamlar.